Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz seri çekim videolarımıza. Arada böyle bazen boşluklarımız oluşuyor, kusura bakmayın. Seri çekmek kaydıyla yayınladık bu videoları. Ramazan ayının son zamanlarına denk geldi. Araya bayram girdi. Haliyle bayram girince biliyorsunuz bir de pandemi sürecindeyiz. Olur olmaz da böyle işte yakınlarınızla bayramlaşmak gerekiyor. Yarım elma gönül alma. Dostlarınızla görüşmek gerekiyor. Uzaktan görüşüyorsun, görüntülü görüşüyorsun. Zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur diyelim. Ve tarihte kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan ve cemiyetlerden bahsedeceğiz. Bu cemiyetlerin yararlısından, zararlısından. Şöyle söyleyeyim. Ben daha önce altyapım olduğu için inanın açıp da bir Mondros'a çalışmadım. İşte bir Birinci Dünya Savaşı'nı öyle üstünkörü okuyup geçtim. Cemiyetlere hiç bakmadım. Ama önüme gelen sorulara dikkat ettiğim zaman çok nadir böyle yapamadığım soru oluyor genellikle. Ama yine de bu konuları böyle bir üzerinden geçeceğiz. Ben özellikle bir not tutup bunlara çalışmadım ama siz bu notları nereden alacaksınız? Hep diyorum Semra Dilekçi. Gerçekten bu konuda uzman olarak tanımladığım kişilerden birisi. Vatandaşlık olsun, tarih olsun, notları çok güzel, çok harika tutulmuş notlar. Ben sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine de buradan. Onun notlarından faydalanarak kendime bir yol haritası çizdim. O notları aldım. Direkt güzel bir şekilde, kendi anlayacağım şekilde daha da kısa hale getirdim. Çünkü arasında bildiğim şeyler vardı, bilmediğim şeyler vardı. Bilmediklerimi ön sıraya koydum. Bildiklerimi notlarıma iliştirmedim bile. Çünkü bakın benim yani şöyle bir notum var. Belki size sadistçe geliyor. Belki ya ne yapıyorsun bu kadar küçük yazarak neye varmaya çalışıyorsun diyorsun ama benim şu notum, şu kağıdım mesela tarihin bir bölümünü alıyor yani ya. Ya o bir bölümü nedir? İşte Kurtuluş Savaşı, Muharebeler dönemi, sonraki dönem, Atatürk'e kadar olan dönemin hepsini ben o kağıda sığdırmışım. Ve ben o kağıdı alıyorum mesela, bir saat okuyorum günlük. Bu bir saat okumadan sonra benim için harika bir şey oluyor. Size de tavsiye ederim. Yani şöyle, yani dinlemek çok ayrı bir şey, dinleyerek öğrenebilirsin. Ama dinledikten sonra kesinlikle yazmanı da tavsiye ederim. Bir kağıda aç ve yaz. Yazdıktan sonra bilgiler sende daha çok kalıcı olacak. Ve mümkünse ben buradan sana anlatıyorum aslında bildiklerimi pekiştiriyorum. Ve ardından sen de beni dinledikten sonra bir yere yaz. Bir yere yazdıktan sonra bir hafta geçince birine anlat. Etrafında, yakınında, hiç kimse yoksa otur kendi kendine anlat. Ya bir saat boyunca evde dön dolaş. Olayı hikayeleştirmeye çalış. Tarih ne kadar hikaye kurarsan o kadar iyidir. Şimdi mesela benim Osmanlı yükselme ve Osmanlı gerileme dönemlerine dair hikayelerim var. Açıp o videoları izlerseniz benim o hikayelerim nasıl? Mesela işte Fatih'in dönemindeki o işte Venedik'e gitmesi, kanunları çaldırması, işte gerileme döneminin hikayesi var. Hikaye yaptım ben. Kafamda o hikaye dönüp duruyor. Yani unutmam çok zor. Hikaye yaptığım için ama öncesinde yazdığım için, öncesinde konuya baktığım için. Yani bu şekilde tarih tekrarlarını yaparsanız sizin için çok faydalı olur. Şimdi ben özellikle yazmadığım için buradaki bölümü bir nottan artık okuma yoluna geçeceğim. Ama emin olun yine de öğreneceğiz, beraber öğreneceğiz. En son biz ne yaptık? Sultan 2. Abdülhamit döneminden bahsettik. 2. Abdülhamit döneminde ne oldu? Bir ikinci meşrutiyet gerçekleşti. İkinci meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti işte yönetime bir baskın yaptı. Yönetim değişti. İşte padişah değişikliği yaşandı. 5. Mehmet Reşat Paşa geçti. Değil mi? Ondan sonra nasıl bir dönem başlayacak dedik? Birinci Dünya Savaşı dönemi başlayacak dedik, değil mi? Biz o Birinci Dünya Savaşı dönemine geçeceğiz. Şimdi kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Unutma, 2. Abdülhamit dediğimiz padişahın dönemi 1876 ile 1909 arasını kapsar. Bak kesinlikle tarihsel ve kronolojik olarak soru gelir karşına. Bu tarihleri bileceksin. 1909'a kadar 2. Abdülhamit. 1909'dan sonra başa geçen 5. Mehmet Reşat 1918'e kadar. Yani şöyle bir baktığın zaman 1. Dünya Savaşı 1914'te başlar, 1918'de bitiyor. Değil mi? 5. Mehmet Reşat o dönemde başlar. Ama Mondros vesaire
imzalandığı zaman artık tekrardan yeniden padişah değişikliğine gitme durumumuz olacak, değil mi? Yani biz şimdi 1909 ve 1918 arasını işleyeceğiz. O dönemden bahsedeceğiz, tamam mı? Şimdi o dönemde biz ne yapıyoruz? O dönemde maalesef toprak kayıplarımız devam ediyor. Avrupalı devletlerin yayılmacı politikası devam ediyor. Hiç durmuyorlar, hiç durmuyorlar. Bak, elimizden Cezayir, Tunus ve Fas gitti, değil mi? Dağılma döneminde. Fransa durmadan o toprakları işgal etti. Şimdi bu dönemde gelişimini yeni tamamlayan bir devlet var. İtalya gözünü dikti bizim bir toprağımıza. Yani bir Trablusgarp kaldı toprağımız. Tamam, bir Trablusgarp, yani ta işte 1. Süleyman zamanında, Kanuni zamanında almış olduğumuz bir toprağımız. Bir o kalmıştı. Ona da İtalya gözünü dikti ve dedi ki ben bu işte Trablusgarp'ı alacağım. Bunun öncesinde de gidiyor Rusya'ya bir danışıyor. Ya Rusyacım, Aganigi Naganigi yapmaya gerek yok. Raconigi, işte racon kesmeye de gerek yok. Raconigi anlaşması yapıyor, tamam mı? Bak, Raconigi. Raconigi anlaşmasıyla gidiyor Rusya'dan destur alıyor. Ben diyor burayı alacağım. Ondan sonra Karboran Cemiyeti diye bir cemiyet var, tamam mı? Bu cemiyet sayesinde İtalya siyasi birliğini tamamlıyor. Bak, İtalya Karborani Cemiyeti ile siyasi birliğini tamamlıyor. Ondan sonra Raconigi Anlaşması yapıyor. Rusya'dan desturunu alıyor. Ondan sonra Osmanlı İtalya gelip Trablusgarp'ı işgal ettiği zaman Osmanlı'nın oraya gitme şansı yok karada. Çünkü gideceği zaman Mısır'dan vesaire geçmesi lazım. Geçemiyor. Orada İngiltere var. Artık İngiltere'ye kaptırdı orayı. Denizden gitmesi lazım. Donanma yok. Donanmayı yaktılar habire. Hiç durmadan donanmayı yaktılar. Ondan sonra yapacak hiçbir şey de yok, tamam mı? Bu yüzden de ne yapıyoruz biz? Trablusgarp'a asker gönderemiyoruz. Trablusgarp'a yardımcı birlik gönderiyoruz. İşte bu yardımcı birliklerin içerisinde kim var? Mustafa Kemal var. Tamam mı? Derne ve Tobruk'a gazeteci şerif olarak giden kişi kimdir? Mustafa Kemal. Bunları bileceksin, tamam mı? İtalya burada nereyi işgal etti? Derne, Tobruk, Bingazi ve Homs adında toprakları işgal etti. Bunu bileceksin. Osmanlı buraya gidebildi mi? Hayır. Karadan da gidemedi, denizden de gidemedi. Yardımcı birlik yolladı. Tamam mı? Bunları bildik. Bunları attık cebe. Ondan sonra işin ilginç bir tarafı ki buradaki yardımcı birlikler, direnişçiler İtalya'ya sert çıkıyor. İtalya burayı direkt alamıyor, Trablusgarp'ı. Ve bunun üzerine İtalya geliyor, Boğaz'ı abluk altına alıyor. Tamam mı? Baya Haliç'te işte Boğaz'ı abluk altına alıyor. 12 adayı işgal ediyor. Bunun üzerine yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Biz Trablusgarp'ı teslim etmek zorunda kalıyoruz. Ve aynı zamanda da Balkan Savaşları patlak veriyor. Yani İtalya Trablusgarp'a geliyor. Balkan milletleri orada galeyana geliyor. Ya Osmanlı bu kaça bölünsün? Trablusgarp'a mı yardım etsin? Balkanlara mı gitsin? Değil mi? Her yerden savaş var. Her yerden patlak verdi ülke. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Savaşa katılan gönüllü subaylardan bahsedelim. Mustafa Kemal, gazeteci Şerif Bey dedik. Derne ve Tobruk'a. Enver Paşa ise Kuyucu Hamdi olarak Bingazi'ye gitmiştir. Tamam mı? Enver Paşa. Yine burada Halil Paşa, Nuri Cönker, Ali Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Ali Çetinkaya gibi yine gönüllü yardımcı askerlerimiz de buraya gitti. Bak, Halil Paşa, Nuri Cönker, Ali Fuat Cebesoy, bunları da unutma yani. Sadece Mustafa Kemal ve Enver Paşa gitmiyor. Halil Paşa, Nuri Cönker, Ali Fuat Cebesoy da gidenler arasında. Sonuç olarak Trablusgarp kaybedildi ve bir anlaşma yapıldı. Anlaşma 1912 Uşa Anlaşması, tamam mı? Bu anlaşma İsviçre'de Trablusgarp, İsviçre'de yapıldı. Şartlarını söylüyoruz. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya gitti. Onları kaybettik. Bu bir. Kuzey Afrika'daki ilk kaybettiğimiz toprak neydi? Cezayir. İşte 12 ada ve Balkan savaşın sonuna kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. 12 ada ve 12 ada ve Balkanlar savaş sonuna kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Balkan Savaşı'nın sonuna kadar, pardon. İtalya'ya 12 ada da bırakıldı. Yani Trablusgarp, Bingazi bırakıldı. 12 adayı da geçici olarak onlara bıraktık. Niye? Biz Balkanlarla uğraşıyoruz. Uğraşamayız onunla. Tamam, bu da geçici olarak sende kalsın deyip bir an önce Balkanlara yönelmemiz lazım. Diğer bir olay. İtalya, Osmanlı'nın kapitülasyonları kaldırılmasına yardım edecek olan
devlet olacak, bilginiz olsun. Halifelik ilk defa siyasi güç olarak Küçük Kaynarca'da kullanılmıştı. Son olarak da burada Uşi Anlaşması'nda kullanılacak. Diyoruz ki oranın halkı halifeye bağlı olacak. Anladın mı? İlk defa Küçük Kaynarca'da Kırım için kullandık. Son defa Uşi Anlaşması'nda kullandık. Oranın halkı halifeye bağlı olacak. İtalya'ya bağlı ama halife yönünden de Osmanlı'ya bağlı olacak. Uşi Anlaşması budur. Tarihte ilk defa uçakların da kullanıldığı anlaşma, savaş olmuştur. Trablusgarp, bilgin olsun. Mustafa Kemal'in tarihindeki ilk savaşı Trablusgarp Savaşı'dır. Bunu bilelim. İleride Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağının müjdesi olmuştur bu savaş. Bunu da unutmuyoruz. Bu savaş sonunda Mustafa Kemal binbaşı rütbesine yükselmiştir. Direkt soru olarak gelir. Mustafa Kemal binbaşı rütbesine ne zaman yükseldi? Trablusgarp Savaşı'ndan sonra diyeceksin. Mustafa Kemal bu savaştan sonra Anadolu'da tanınmaya başlandı. Ondan sonra dünya tarihinde ilk savaş uçağı yine bu savaşta kullanıldı diyoruz. Ve geliyoruz hemen Trablusgarp'ı bitirip Balkan Savaşları'na. Şimdi 1. Balkan Savaşı'ndaki amaç Osmanlı'yı Balkanlardan tamamıyla atmak. Savaşa katılan devletler kimler? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Tamam mı? Savaşı başlatan Karadağ. Savaşta en etkili olan ise Bulgaristan. Bunu bileceksin. 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Camı kapatacağım. Evet, tekrarlarımıza devam. Yılmayın arkadaşlar, bayram da olsa, seyran da olsa devam. Ne dedik? Katılan devletlerden bahsettik. 1. Balkan Savaşları'na say benimle Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Savaşı başlatan kim? Karadağ. Savaşta en etkili olan kim? Bulgaristan. Bunu bileceksin. Not. Savaş sırasında Şükrü Paşa ile Kazım Karabekir Bulgar ordularına esir düşmüştü. Bak, dipnot işte. Efsane bir dipnot. Bunları bil. 1913 Londra Anlaşması'na geliyoruz. Bu savaşta tabii ki yenildik. Büyük bir yenilgi aldık. Adamlar bayağı şeye geliyor ya, İstanbul'a, Bulgaristan. Yol aldı İstanbul'a. Osmanlı'yı bitirecek, komple oraya konacak yani. Buna kim müsaade etmez? İngiliz, Fransız, Rus'u müsaade eder mi ya? O topraklarda onların gözü var. Oo, sen bir dur diyor Bulgaristan. Bir Londra Anlaşması'nı çekiyor hemen araya. Gelin bakalım şöyle bir toplanın diyor. Osmanlı, Balkan ülkeleri, Osmanlı, Bulgaristan sınırı belirlenmiştir. Tamam mı? Londra Anlaşması kim arasında? Osmanlı ile Balkan ülkeleri arasında. Osmanlı, Bulgaristan sınırı Midye Enes hattı olacaktır denilmiştir. Direkt karşına soru olarak gelir. Midye Enes hattının belirginleşmesi hangi anlaşmadır? Londra Anlaşması. Bunu bileceksin. Kaybedilen topraklarımıza gelelim. Doğu Trakya gitti. Batı Trakya gitti, Makedonya gitti, Ege Adaları gitti, Selanik gitti, gitti de gitti. Arnavutluk savaş sırasında bağımsızlığını ilan etti, o da gitti. Hatta biz ne dedik? Osmanlıcılık ve İslamcılığı fikrini bitiren olaylardan birisidir. Arnavutluğun Balkan savaşlarında gitmesi Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerine darbe vurmuştur. Tamam mı? Bunları bileceksin. O zaman ne diyorsun? Balkan savaşlarına giden yerler Doğu Trakya, Batı Trakya zaten gitti. Selanik gitti, Makedonya gitti, Ege Adaları gitti. Ya var ya, şu Edirne'den sonrasını at haritadan, komple gitti işte. Tamam mı? Bulgaristan'la sınırımız nereye çekildi? Midye Enes hattına çekildi. Bulgaristan'la sınırımız. Ve bunun haricinde de Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız bir devlet oldu. Bununla beraber Osmanlıcılık tamamen sona ermiştir ve savaşın kaybedilme nedenlerine gelelim. Aleyküm selam Semih Hocam. Savaşın kaybedilme nedenleri, bak, 4 cephede birden savaşıyorsun. Bir milletle savaşmıyorsun. Bulgaristan'la ayrı, Yunanistan'la ayrı, Sırbistan'la ayrı, Karadağ'la ayrı savaşıyorsun. Zaten devlet yorgun, Trablusgarp'tan çıkmışsın, Trablusgarp'ı kaybetmişsin. Bir de ordunun içerisinde siyaset girmiş. Ordunun içerisinde siyaset var. İttihat terakkiciler var. Tamam mı? Bir de bu savaş öncesinde ordunun yarısını sen terhis etmişsin. Yeniden yapılanmaya koymuşsun orduyu. Yaşlıların hepsini yollamışsın. Gençleri biz koyacağız demişsin. Elinde ordu yok.
Demiş ki zaten diyorsun Balkanlar bize sadık millet. Balkanlardan bize yamuk yapmaz. İşte bunların hepsi birleşince sen bu savaşı kaybedersin. Küçümsediğin Balkanlar komple senin elinden gidiyor. Ne zaman? Birinci Balkan Savaşı. Sonucunda imzalanan anlaşma nedir? Londra Anlaşması. Bulgaristan'la sınırımız nereye çekildi? Midye Enez hattına. Kaybettiğimiz topraklar nerelerdir? Selanik'i kaybettik. Bulgaristan'la sınırımız bize kadar geldi. Doğu Trakya, Batı Trakya elimizden gitti. Makedonya gitti. Ege Adaları gitti. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlıcılık fikri bitti. Ya şöyle bir baktığın zaman sen bu 1. Balkan Savaşı'nı sonucuyla beraber ve yapılan anlaşmasıyla bilmezsen sen tarihte 1-0 geridesin, ben sana söyleyeyim. Hadi Trablusgarp Savaşı bir nebze biraz daha basit, Uşi Anlaşması vesaire, ama 1. Balkan Savaşı önemlidir arkadaşlar. Çok dikkat edin bu konuya. Ondan sonra geliyoruz hemen diğer konumuza, devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal İleri'de Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaleti kanunu çıkarıp orduyu siyasetten tamamen ayıracaktır. Bak, 1. Balkan Savaşı'nda orduya siyaset girmiştir. Ordudan siyaset ne zaman ayrılacaktır? Erkan-ı Harbiye Umumiye Kanunu ile ordu siyasetten ayrılacaktır. Bunu da inkılaplar konusunda işleyeceğiz, bilgin olsun. 1. Balkan Savaşı'nın sonucundan kısaca bahsedelim. En karlı çıkan devletler tabii ki Bulgaristan olacak. Ve Bulgaristan 2. Balkan sebebine sebep olan devlet olacak. Çünkü en fazla toprağı o almıştır, bu bir. Osmanlı'nın Balkanlarda toprağı kalmadı. Alayını kaybettik. İstanbul'a kadar geldi adamlar. Anadolu'ya yoğun bir Türk göçü yaşandı. Türkçülük güçlendi. Bak, Türkçülük akımı güçlendi. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımı düşürüldü. Anladın değil mi? Ondan sonra Batı Trakya azınlık sorunu günümüze kadar gelmiştir. Yani Türkler Batı Trakya'da azınlık durumuna düşmüştür bu göçlerden sonra. Yenilgiden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki Meclisi basarak Bab-ı Ali baskını yapıyor. İşte bak, geldik mevzuya. 1. Balkan Savaşı sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümeti sorumlu tutarak Bab-ı Ali baskını yapıyor ve yönetime el koyuyor. Bunun sonucunda Kamil Paşa hükümeti devrilip Mahmut Şevket Paşa hükümeti geliyor. İşte biz bu döneme ne diyoruz biliyor musun? Üç Paşalar dönemi. Cemal Paşa, Enver Paşa ve Talat Paşa dönemi diyoruz. Yani 1913 1. Balkan Savaşı'ndan sonra olup 1918 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan ki döneme biz Üç Paşalar dönemi diyeceğiz. Burada sen padişah adından bahsetmeyeceksin de daha çok Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'dan bahsedeceksin. O zaman 1. Balkan Savaşı'nın sonuçlarını tekrar bir toparlayacak olursak, Balkanlarda toprağımız kalmadı. Savaşın sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümeti sorumlu tuttu. Bab-ı Ali baskını yaptı. Hükümet değişikliği oldu. Bu hükümet değişikliğiyle beraber ne oldu? Kamil Paşa hükümeti gitti. Mahmut Şevket Paşa hükümeti geldi. Kamil Paşa gitti. Mahmut Şevket Paşa geldi. Kamil Paşa gitti. Mahmut Şevket Paşa hükümeti geldi. Ve biz bu 1913-1918 arasında ne diyeceğiz? Üç Paşalar dönemi diyeceğiz. Cemal Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa dönemi. Tamam? Gelelim 2. Balkan Savaşı'na. Ya dur, Bismillah. Ne ara 2. Balkan'a geçtik? Geçiyoruz. Çünkü Bulgaristan çok toprak aldı. Balkan milletleri dedi ki senin bu kadar toprak almaya hakkın yok. Bizim de hakkımız var. 2. Balkan Savaşı başladı. 2. Balkan Savaşı'na katılan devletler Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve bir millet daha katılıyor, Romanya. Adam sana direkt soruyor, 1. Balkan'a katılmayıp 2. Balkan'a katılan devlet kimdir? Romanya. Cevap bu. Diğer tarafta burada savaşı başlatan, tamam mı, Bulgaristan olacak yine. Bu savaşta Osmanlı'nın tek kazancı Doğu Trakya olacak. Diğer milletler Bulgaristan'a savaşırken Osmanlı da fırsattan istifade şu bizim Edirne'yi, topraklarımızı bir geri alacak. Tamam mı? İşte Osmanlı'ya çağrı bu savaşın bu. Doğu Trakya bize geri geçiyor. Enver Paşa Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı ve kendisine Edirne Fatihi unvanı verildi. Sana direkt sorar, Enver Paşa Edirne Fatihi unvanını ne zaman aldı? 2. Balkan Savaşı'ndan sonra. Ege Adalarındaki Hamidiye Kruvazörü ile 26 Yunan gemisini batıran kimdir derlerse, işte o da Rauf Orbay, Hamidiye kahramanı. 2. Balkan Savaşı bize iki tane kahraman getiriyor. Enver Paşa ve Rauf Orbay. Sen bunları bileceksin. Edirne Fatih'i kimdir? Enver Paşa. Hamidiye kahramanı kimdir? Rauf Orbay. Tamam mı?
Hatta Burak Forbay Mondros Ateşkes Anlaşması'nı da imzalayacak olan adamdır. Sonrasında Atatürk'ün el çantası olarak yanında gezdirdiği de yan adamı diyebileceğiz kendisine Rauf Orbay bir süre boyunca. Tamam mı? Rauf Orbay'ı unutma. Rauf Orbay Hamidiye kahramanı. Tamam mı? Birinci Dünya Savaşı'na da giden, imzalayan adam. Bunun haricinde Enver Paşa için ne diyoruz? Edirne Fatih. Edirne ve Kırklareli'yi aldığı için. Rauf Orbay'a neden diyoruz? Hamidiye kruvazarı ile 26 Yunan gemisini batırdığı için kendisine Hamidiye kahramanı diyoruz. Geçiyoruz 1913 Bükreş Anlaşması. Bükreş Anlaşması Balkan ülkeleri ile Bulgaristan arasında gerçekleşti. En zararlı çıkan Bulgaristan oldu. Birinci Balkan'dan en karlı çıkan kimdi? Bulgaristan. İkinci Balkan'dan en zararlı çıkan Bulgaristan. Ya cevap Bulgaristan işte ya. Biri de ikide de Bulgaristan. Ezberlemene gerek yok. Bulgaristan Bulgaristan. Bulgaristan zararı telafi etmek için Birinci Dünya Savaşı'na katılacak. İşte Bulgaristan'ın Birinci Dünya Savaşı'na katılma sebebi bu toprakları kaybetmesi olacak. Tamam mı? Unutma bunu. Osmanlı Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması yapıldı. Bak Bükreş Anlaşması Bulgaristan'la Balkan arasında. Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması yapıldı. Ve bu anlaşmaya göre sınır problemi ve azınlık hakları sorunu oldu. Tamam mı? Sınır problemi ve azınlık hakları sorunu oldu. Osmanlı Yunanistan ile Atina Anlaşması yapıldı. Osmanlı Yunanistan ile yine bu da sınır problemi ve azınlık hakları sorununu ortaya çıkardı. Osmanlı Sırbistan ile yine İstanbul Anlaşması yapıldı. Ancak Sırbistan ile bir sınırımız yok. O yüzden de bir sınır problemi olmadı. Burada da sorun taşınmaz mallar sorunu ve azınlık hakları sorunu diye oldu. Tamam mı? Şimdi örnek bir soru soralım. Hangileri Balkan Savaşları sonunda kaybedilmiştir? Şıklar Arnavutluk, Doğu Trakya, Batı Trakya. Sen burada ne diyeceksin? Arnavutluk ve Batı Trakya diyeceksin. Doğu Trakya'yı ne yaptık? İkinci Balkan Savaşları sonunda aldık. İşte sorular böyle gelecek sana. İşte Edirne kahramanı, Edirne Fatih kim oldu? Enver Paşa. Hamidiye kahramanı kim oldu? Rauf Orbay. İşte İstanbul Anlaşması hangi savaştan sonra oldu? İkinci Balkan. Bükreş Anlaşması'nda Osmanlı var mıdır? İkinci Balkan Savaşı sonucunda yoktur. İşte Birinci Balkan'dan en karlı çıkan devlet kim? Bulgaristan. Birinciye katılmayıp ikinciye katılan devlet kim? Romanya. Osmanlı İkinci Balkan Savaşı'ndan karlı mı çıktı, zararlı mı çıktı? Karlı çıktı. Nereye aldı? Doğu Trakya'yı. Aldığı yerler nere? Edirne Kırklareli. Hamidiye kruvazörü ile 26 Yunan gemisini batıran kahraman kim? Rauf Orbay. Birinci Dünya Savaşı'nı imzalan kim? Rauf Orbay. Anladın değil mi? Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde bilgileri oturtacaksın. Şimdi geliyoruz. 1913 yılı da bitti. 1914 Birinci Dünya Savaşı'na. Savaşlar dönemi ya. 1913-18 arası savaşlar dönemi. 1912 Trablusgarp Uşi Anlaşması. 1913 Birinci İkinci Balkan Savaşları. 1914-18 arası ise ne diyoruz biz ona? Birinci Dünya Savaşı. Üç Paşalar döneminde yapılmıştır. Cemal, Talat ve Enver Paşa döneminde. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkili olduğu dönem. İttihat ve Terakki Cemiyeti Birinci Balkan Savaşı sonucunda ne yapmıştır? Baba Ali baskını yapmıştır. Kamil Paşa hükümeti düşmüştür. Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiştir. Bunların hepsini bileceksin. Bilmezsen soruları yapamazsın, ben sana söyleyeyim. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na göre iki blok var. İtilaf bloğu, ittifak bloğu. Tamam mı? Osmanlı ittifak bloğu arasında olacağı için dost blok diyebiliriz ona. İttifak bloğu, dost blok, bizim bloğumuz diyebiliriz. İtilaf bloğunda kim var? İngiltere, Fransa ve Rusya. İttifak bloğunda kim var? Başlangıçta Almanya, İtalya ve Avusturya, Macaristan var. Tamam mı? Bak itilafta kim var? İngiltere, Fransa, Rusya. Çarlık Rusya. İttifak bloğunda kim var? İttifak bloğunda da Almanya, İtalya ve Avusturya, Macaristan var. Sonradan eklenen devletlere gelelim. İtilaf bloğuna gelelim. Bak İtalya. Az önce saydık ittifakta, tamam. Taraf değiştirdi. İtilafa geçti. Bu bir taraf değiştiren devlet kimdir? İtalya öğrendik. İttifaktan çıktı, itilafa geçti. Sonra Japonya savaştan ilk çekilen devlettir. Savaşa giriyor, alacağını alıyor. Hızlı bir şekilde ilk defa ilk çekilen devlet Japonya oluyor. Bu aklında kalsın. Diğeri Yunanistan, savaşa son katılan devlet. Bak savaştan ilk çekilen Japonya, savaşa son katılan Yunanistan. ABD savaşın sürecini değiştiren ve savaşı sonlandıran devlet kimdir? ABD. Zaten 1. ve 2. Dünya Savaşı'na da girdiği anda savaşın sürecini değiştiren devlet kimdir? ABD'dir. Artık bunu şıklardan yap. Günümüzde de zaten başımızın belası bir devlet. Değil mi? İttifak bloğuna bakıyorum. Almanya, İtalya ve Avusturya, Macaristan demiştik. Sonradan kim eklenecek oraya? Osmanlı.
Osmanlı savaşın süresini uzatan devlettir. Bunu bileceksin. Bir diğeri de Bulgaristan. Tamam mı? Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle de Almanya ile Osmanlı arasındaki kara bütünlüğü sağlanmış olacak. O zaman ne diyeceğiz? Birinci Dünya Savaşı'na son katılan devlet kim? Yunanistan. Birinci Dünya Savaşı'nı uzatan devlet kim? Osmanlı. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren devlet kim? ABD. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet kim? Japonya. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet kim? İtalya. İtilaf bloğu kim? İngiltere, Fransa, Rusya. İttifak bloğu kim? Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Yani şöyle bir zaten sonuca baktığın zaman İtilaf bloğunda 10 tane devlet var, İttifak bloğunda 4 tane devlet var. Ya bu savaş nasıl kazanılsın Allah'ını seversen? 10 devlete 4 devlet savaşmış. Anladın mı? Geçiyorum hemen cephelere. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cepheler. Bak. Bu cephelerimiz nereler biliyor musun? Osmanlı girdiği zaman savaşa bizim cephelerimiz neresidir? Taarruz, savunma ve yardım olmak üzere 3 tane cephemiz var. Taarruz cephelerimiz Kanal ve Kafkas cepheleridir. Tamam mı? Kanal ve Kafkas cepheleri taarruz cephelerimiz. Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin ve Hicaz, Yemen cepheleri savunma cepheleridir. Yani bunu nasıl ezberlersin? Kanal ve Kafkas, 2 tane K. Tamam mı? Taarruz cephesi, Kanal ve Kafkas. Yardım cepheleri de belli zaten. Galicia, Makedonya, Romanya, ya bizimle hiç alakası olmayan topraklar, yardım, uzak topraklar. Geriye kalan cephelerde savunma cephesi. Yani sen taarruzu bil, Kanal, Kafkas. Yardımcı cepheler bize uzak olanlar. Romanya, Makedonya, Galicia. Geriye kalan hepsi işte savunma cephesi. Tamam mı? Yok işte Çanakkale neydi? Irak neydi? İşte Suriye, Filistin neydi? Hicaz, Yemen neydi? Karıştırma. Atatürk'ün katıldığı cepheler hangisidir? Çalıkuşu, Feridem, Çanakkale, Suriye, Filistin, değil mi? Ve Kafkas. Bunları bileceksin. Şimdi taarruz cephesinden başlıyorum. Kafkasya cephesi. Açılma nedenlerine gelelim. Kafkasya cephesi niye açılmıştır? Biz şimdi 1878 Berlin Anlaşması'yla ne yaptık? 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı dedik ya, 93 Harbi. Sonunda da bir Berlin Anlaşması imzaladık ya. Biz nereyi kaybettik o zaman? Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt, değil mi? Buraları hep kaybettik. Bizim amacımız burada taarruz yapıyoruz. Biz bu kaybettiğimiz toprağımızı bir alalım önce diyoruz. Madem savaşa gireceğiz, Elviya'yı, Selese'yi almak. İşte biz buraya Elviya'yı, Selase diyoruz. Kaybettiğimiz bu Kars, Ardahan, Batum, Doğu Türk Doğu Beyazıt'a. Diğer bir amacımız ne? Bakü petrollerine ulaşmak. Buradaki petrollere ulaşmak, petrol kaynağımız olsun, zengin olalım, ekonomimizi düzeltelim. Diğer bir amaç Pan-Türkizmi gerçekleştirmek, Turancılıktır. Tamam mı? Turancılık. Enver Paşa'nın Turancılık isteği. 1915 Enver Paşa komutan olarak buraya atandı. Üç komutanlar dönemi dedik. Talat, Enver, Cemal Paşa ve Enver Paşa buraya geliyor. Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'na izin vermeyen Hasan İzzet Paşa'yı görevden almıştır. Sarıkamış Harekatı'nın gerçekleşmesini istemiştir. Ve burada Ruslar saldırdı ancak püskürtüldü. Sarıkamış Harekatı yapıldı. Sarıkamış Harekatı'nı biliyorsunuz zaten, 90 bin askerimizin soğuktan şehit düştüğü yer. Ruslar ilerledi, Ermeniler de onlara yardım etti. Yani biz burada başarısız olduk. Şimdi burada ne? Kurtulmak istiyorsan önce komşunu öldür propagandasıyla Ermeniler Van'da katliam yaptı bu olay sırasında. Yani biz hep Ermeni katliamı vesaire diyorlar ya, işte bak burada mesela biz savaş sırasında Ruslarla çarpışırken Ermeniler de burada Van'da katliam yaptı, bilgin olsun. Amaç neydi? Van merkezi bir Ermeni devletinin kurulmasını açıklamaktı zaten. Bunu da açıkladılar. Dediler ki Van merkezli bir Ermeni devletinin kurulduğunu açıklıyoruz. Tamam mı? Bu ne zaman oluyor? İşte taarruz cephesi olan Kafkasya cephesinde gerçekleşiyor. Bu olaydan sonra Ermeniler tüm derneksel faaliyetlerini yasakladık. Ardından teşhir kanunu çıkartıldı. Tehcir kanunu ve Mustafa Kemal Tuğgeneral rütbesiyle bölgeye atandı. Çalıkuşu, Feridem, Kafkas cephesine gelen kim? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal hangi rütbeyle buraya geldi? Tuğgeneral rütbesiyle buraya geldi. Tamam mı?
Mustafa Kemal ne yapmıştı? Binbaşını ne zaman olmuştu? Trablusgarp Savaşı'nda. İşte Tuğgeneral rütbesine ne zaman atandı? Taarruz cephemiz olan Kafkasya cephesinde. Tamam mı? Mustafa Kemal buraya geldi. Muş ve Bitlis'i Ruslardan aldı. Yani biz taarruz yaptık derken daha da geriye çekildik. Ruslar daha fazla ilerledi. Bayağı bizim o Doğu Anadolu'yu falan aldı. Mustafa Kemal buraya atanınca Muş ve Bitlis'i onlardan aldı. Ardından bu taarruz cephesi sırasında Rusya'da bir ihtilal çıktı. Bolşevik ihtilali. Bak olaya bak sen. Bu Bolşevik ihtilaliyle Rusya bizimle anlaşma yapıyor. Brest-Litovsk Anlaşması ve savaştan çekildi. Elviya'yı Seles'e Ruslar tarafından Osmanlı'ya geri verildi. Yani savaşarak kazanamadığımız yeri Rusların içinde çıkan Bolşevik ihtilali sayesinde aldık. Tek toprak kazandığımız cephe bu cephe oldu. Yani büyük bir yenilgi aldığımız halde toprağımızı kazandığımız cephe. Osmanlı başarısız olmasına rağmen toprak kazanmıştır. Dikkat, Kafkasya cephesinde Kazım Karabekir yok. Bunu unutma, tamam mı? Soru: Mustafa Kemal'e 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı hangi cephede elde ettiği başarılardan dolayı Altın Kılıç madalyası verilmiştir? Cevap: Kafkas cephesi. Kafkas cephesinde Mustafa Kemal ne yaptı? Muş ve Bitlis'i aldı. Hangi rütbeyle geldi buraya? Tuğgeneral. Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa Altın Kılıç madalyasını aldı diyoruz. Çok güzel. Hemen devam edeceğiz. Diğer cephemiz, diğer taarruz cephemiz Kanal cephesi. Bak, Kanal cephesinin komutanı kimdir? İyi bileceksin. Cemal Paşa. Üç paşalar döneminden bahsetmedim mi ya? Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa. İki tane taarruz cephem var. Birine Enver Paşa gitti, ötekine de Cemal Paşa gitti. Tamam mı? Bunu bileceksin. Taarruz cephem Kafkasya cephesine kim gitti? Enver Paşa. İkinci taarruz cephem Kanal cephesi kim gitti? Cemal Paşa. Tamam mı? Açılma nedenlerine gelelim. Bak, bu cephe bizim isteğimizle açılmadı. Bu cephe Almanya'nın isteğiyle açıldı. Biz Kafkasya cephesini kendi isteğimizle açtık. Doğu Anadolu'yu almak için, oradaki topraklarımızı, Azerbaycan petrollerine ulaşmak için, Turancılığı gerçekleştirmek için. Ama Kanal cephesini Cemal Paşa Almanya'nın isteği üzerine açmıştır. Amaç İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmek. Hindistan ve Mısır arasındaki sömürge yolundan bahsediyoruz burada. Kaybedilen Mısır'ı geri almak. Suriye cephesi Kanal cephesinin devamı olacak. Bunu da bilelim. Tamam mı? Kanal cephesindeki durumumuz bu. Arkadaşlar, Kanal cephesinde maalesef ki yenildik. Büyük bir yenilgi aldık. Kanal cephesi bizim taarruz cephemiz olmuştu ama taarruzdan savunmaya geçtiğimiz bir cephe olacak. Kanal cephesindeki yenilgimizde sonra savunmaya geçeceğiz. Orada Suriye Filistin cephesi açılacak. Tamam mı? Bilgin olsun. Diğer bir savunma cephesine geçiyorum. Çanakkale cephesi. Biliyorsun Çanakkale cephesini ilkokuldan beri zaten sürekli anlatılır. Amaç ne? İşte İtilaf Devletleri Osmanlı'yı direkt İstanbul'u alacak. Osmanlı'yı yok edecek. Arkasından Rusya'ya yardım gönderecek. Birinci Dünya Savaşı'nı bitirecekler. Amaçları bu, değil mi? Ama amaçları istedikleri gibi olmayacak. Kararsız kalan Balkan ülkelerini yanlarına çekmek istiyorlar. Savaşın süresini de kısaltmak istiyorlar. Sonuçlarına gelelim. Çarlık Rusya'ya yardım götürülemedi. Bulgaristan Osmanlı'nın yanında savaşa girdi Osmanlı kazanınca. Böylece Osmanlı ile Almanya arasındaki kara bağlantısı ne zaman sağlandı dersen Çanakkale Savaşı sonrasında. Savaşın süresi en az 2 yıl uzadı. Savaşın süresi uzadı. Mustafa Kemal albay rütbesine yükseltildi. Mustafa Kemal ne zaman binbaşı oldu? Trablusgarp. Mustafa Kemal ne zaman Tuğgeneral oldu? Kafkasya. Mustafa Kemal ne zaman albay rütbesine yükseltildi? Çanakkale. Sen bunları bileceksin ya. Biz zaten Atatürk'ün hayatında da bunları tekrar anlatacağız. Ama sen şimdi bunları artık yavaştan aşina olacaksın, değil mi? Ardından Mustafa Kemal albay oldu dedim ya. Kafkasya cephesinde Tuğgeneral oluyor. Buradan neyi anlayacaksın? Mustafa Kemal öncesinde buraya gelmiş, tamam mı? Çanakkale cephesi daha önce Kafkasya cephesinden. Çünkü albaylık rütbe olarak Tuğgenerallikten daha düşüktür. Tamam mı? Önce Çanakkale'de savaşıyor. Bak, Çalıkuşu Feridem, Çanakkale, Kafkasya, Feridem, Suriye, Filistin. Tamam mı? Önce Çanakkale'ye gidiyor, albay oluyor. Sonra nereye gidiyor? Kafkasya'ya Tuğgeneral oluyor. Unutma. Şimdi burada mayın döşeyen gemimiz kimdi? Nusret Mayın Gemisi. Bunu unutmuyorsun. Seyit Onbaşı var. Geçiş esnasında bir gemiyi vuran kahramanımız Seyit Onbaşı'dır. Tamam mı?
Kara Savaşları, Çanakkale Kara Savaşları'nın gerçek komutanı kimdir? Limon Van Sanders'tir. Limon Van Sanders. Çanakkale Kara Savaşları'nın komutanı. Sonra Mustafa Kemal'dir. Tamam mı? Normalde Alman komutan Limon Van Sanders'tir. Sonra Mustafa Kemal'dir buradaki. Anafartalar grup komutanı olarak burada yer almıştır. Mustafa Kemal albay rütbesiyle. Anafartalar grup komutanı. Tamam. Jonk Bayırı'nda ne demiştir? Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Jonk Bayırı. Unutmayacaksın. Sonra Mustafa Kemal burada savaştığı yerler Kemal Yeri olarak adlandırıyoruz biz ona. Savaştığı yerlere Kemal Yeri. Anafartalar, Jonk Bayırı, Arıburnu, Koca Çimen, işte Zeyindere, Kanlısırt, Kitre, Alçıtepe, Kireçtepe, Aslantepe, Settülbahir. Yani artık bunları o notlardan düzenleyeceksin, bir yere yazacaksın, şöyle ufak bir kağıda bir yere asacaksın. Bunları hemen ezberlemen kolay değil. Ama genel olanları bir ne diyoruz? Anafartalar, Jonk Bayırı, Kireçtepe, değil mi? Bunları bil. Aslantepe, Settülbahir. Anafartalar, Jonk Bayırı, Kireçtepe, Aslantepe, Settülbahir. Bunları bil, tamam mı? Ondan sonra Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü nedir? 2 Ocak 1916'dır. Çanakkale Deniz Savaşları'nın yıl dönümü nedir? 18 Mart 1915'tir. O zaman sen burada ne diyeceksin? Önce Deniz Savaşı yapıldı 18 Mart'ta. Bunu kazandık. Ardından Kara Savaşları yapıldı. 2 Ocak'ta bitti. Bunu kazandık. Aralarında bir yıl var. Ya düşün ki bir yıl savaşmışız. O yüzden bu savaş önemli. Çanakkale Savaşı'nın diğer isimleri, bunları bileceksin. Her savaşın diğer ismi olduğu gibi bunun da ismi var. Centilmenler Savaşı, Aydınlar Savaşı, Dardanelya, Çanakkale Dardanel'den aklına gelsin. Dardanelya Savaşı, Dardanelya Savaşı, Centilmenler Savaşı, Aydınlar Savaşı. Centilmenler niye diyoruz? Cepheler o kadar yakın ki savaş yaparken. Yani o kadar yakın cepheler var. İşte birisinin mesela ezan okunuyor, ibadet yaparken diğeri saldırmıyor, tamam mı? Böyle bir savaş. Artık düşman askeri yanında şey yapıyor, icabında yeri geliyorsun, su içiriyorsun, ardından öteki düşmana saldırıyorsun. Böyle ilginç bir savaş. Yani Çanakkale'yi de gidip görmeni tavsiye ederim. Havada çarpışan merminin ihtimalini düşün. Kaç tane mermi havada çarpışmış böyle yani. O derece bir savaştan bahsediyoruz. Bir yıl savaşınca artık yani savaştan adamla dost olmaya başlıyorsun. O kadar ilginç bir şey ki. Silah tutuyorsun sürekli. Bu yüzden de Centilmenler Savaşı diyoruz. Bir diğer ismi Aydınlar Savaşı. Neden? Bu dönemde mezun vermiyor okullar ya. Okullardaki bütün öğrenci, öğretmen, yani ne kadar bilgin, düşünür, aydın varsa bu savaşa katılıyor ve şehit düşüyor. Centilmenler Savaşı, Aydınlar Savaşı, Çanakkale Dardanel'den aklına gelsin. Dardanelya Savaşı. Kemal Yeri dediğimizde şey nedir? Mustafa Kemal'in savaştığı yerler. İşte Arıburnu, Jonk Bayırı, değil mi? Alçıtepe, Kireçtepe. Bunları bileceksin. Anafartalar. Mustafa Kemal buraya hangi sıfatla geldi? Anafartalar grup komutanı. Mustafa Kemal'in rütbesi nedir burada? Albay. Mustafa Kemal buradaki birinci komutan mı? Hayır. Alman Limon Van Sanders buranın gerçek komutanı. Bunları bileceğiz. Ondan sonra 18 Mart kahramanı diye bir kahramanımız var. Çanakkale kahramanı Cevat Paşa'dır. Cevat Abbas. Bunları bileceksin. Burada yine bir hemşire Erika adında bir kahraman var. Tamam mı? Yabancı birisi Türk askerlerini de iyileştiriyor. Hemşire Erika. Sahte 100 lira basarak işte lastik al. Teğmen Mehmet Muzaffer var burada. Artık bunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama notlar arasına iliştirilmiş. Teğmen Mehmet Muzaffer sahte 100 lira basarak lastik al demişiz. Kısaltması artık bir şeyin. Bunu da Semra Dilekçi notlarından paylaştığımız için tam olarak içerini bilmiyorum açıkçası. Kenarda bir köşede dursun. Videodan sonra araştıracağımız bir konu olsun. Siz de araştırabilirsiniz. Sahte 100 lira basarak lastik al. Teğmen Mehmet Muzaffer. Şimdi Çanakkale kahramanımız kimdi? Cevat Abbas. Buradaki diğer bir kahraman kim? Seyit Onbaşı. Çanakkale Deniz Savaşları ne zaman? 18 Mart 1915. Kara Savaşları ne zaman? 2 Ocak 1916. Mustafa Kemal ne olarak savaştı? Anafartalar grup komutanı. Mustafa Kemal'in rütbesi ne? Albaylık. Mustafa Kemal ne zaman Tuğgeneral olacak? At arabası için, cephe için mi? Olabilir. Sahte 100 lira basarak lastik al. Olabilir gerçekten. Kim? Teğmen Mehmet Muzaffer. Bunun da böyle bir kahramanlık hikayesi varmış. Bu hatırlatmanız için de teşekkür ederim. Geçiyoruz Çanakkale'den sonra Irak cephesine.
Irak cephesi bir taarruz cephesi midir, bir savunma cephesi midir diye sorduğunda ne yapacaksın? Savunma cephesi. Bizim zaten iki tane cephemiz vardır. Kanal ve Kafkas. Geçtim Irak cephesine. Açılma nedeni nedir? Çarlık Rusya'ya karadan yardım göndermek. Biz savunuyoruz bu arada, ha, itilaf açıyor bu cepheyi. Rusya'ya karadan yardım göndermek, Musul ve Abadan petrollerine ulaşmak amaç. Musul petrollerine ulaşmak. Aha, Musul petrolleri başımıza çok dert açacak. Sonrasında da devam edeceğiz. Musul için savaşmaya bilginiz olsun. Türklerin Hindistan'a ulaşmasını engellemek. Niye? Biz açtık orada kanal cephesini, Hindistan sömürge yollarını kesmek için. Adam ne yaptı? Karşılık olarak Irak cephesini açtı ve biz savunmaya geçtik. Tamam mı? Gelelim burada. İngilizler ilerledi. Amerika'yı aldı diyeceğiz burada. İngilizler ilerledi. Komutan Süleyman Askeri Bey intihar etti. Komutan Süleyman Askeri Bey. Sakallı Nurettin Paşa var burada komutanlarımızdan. Yine burada Halil Paşa var. Tamam mı? Halil Paşa ile General Tavşent arasında Kutül Amare Savaşı yaşandı. İşte senin Irak Savaşı ile Irak cephesi ile ilgili bilmen gereken Kutül Amare kahramanı kimdir? Halil Paşa'dır. Kutül Amare Fatihi kimdir? Kazım Karabekir. Karıştırma. Kutül Amare kahramanı Halil Paşa. Tamam mı? 1917 Bağdat İngilizler tarafından işgal edildi diyeceğiz. Irak cephesi sonuç olarak bizim başarısız olduğumuz bir cephedir. Burada bir kahramanımız daha çok ön planda olmuştur. Kimdir kendisi? Kutül Amare kahramanı Halil Paşa'yı sen bileceksin Irak cephesinde. İngilizler buradan amaç neydi? Hindistan sömürge yollarının güvenliğini sağlamak, Rusya'ya yardım göndermek, bir de petrol, Musul petrollerine sahip olmaktı. Komutan kim vardı? Sakallı Nurettin Paşa. Burak Kut'un dedesidir. Kim o? Kutül Amare Halil Paşa mı yoksa? Güzel bir bilgiymiş bu arada. İlginç bir bilgi oldu. Irak cephesiyle alakalı bilmemiz gereken bunlar arkadaşlar. Irak cephesinden de geçiyoruz hemen Hicaz Yemen cephesine. Hicaz Yemen'deki olaylara gel sen. Bak. İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence, Mekke emiri Şerif Hüseyin. Hicaz Yemen cephesi. Halil Kut, Burak Kut'un dedesiymiş bu arada. Semih arkadaşımızdan da güzel bir bilgi oldu. Buradan da unutmazsın. Irak cephesinde Kutül Amare kahramanı diyeceğiz kendisine. Tamam mı? Halil Paşa'ya. Hicaz Yemen cephesindeki bilgimize gelelim hemen. İngiliz ajanı Arabistan Lawrence, Mekke emiri Şerif Hüseyin arasında gizli bir anlaşma yapılıyor. McMahon anlaşması diyoruz. Tamam mı? Bak. Şerif Hüseyin'le İngiliz valisi. Komutan çöl ortasında Plevne kahramanı dediğimiz kimdir? Çöl aslanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa, Fahrettin Türk kaplanı, Medine müdafaayı kimdir? Fahrettin Paşa. Eseri nedir? Medine müdafaaisi. Tamam mı? Medine müdafaası eseri vardır. Kimin? Fahrettin Paşa'nın. Hicaz Yemen cephesi maalesef Arapların bizi arkadan vurduğu cephe olarak bileceksin. O zaman biz burada ne diyeceğiz? İslamcılık etkisinin maalesef ki sonlandırılmış olduğu cephelerden biri neresidir? Hicaz Yemen cephesi diyeceksin. Buradaki kahramanımız kimdir? Çöl aslanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa. Bak, genelde Irak'la Hicaz Yemen cepheleri, komutanları ve şeyleri karıştırılıyor. Irak cephesinde Halil Paşa var. Kutül Amare kahramanı. Irak'ta Halil Paşa. Hicaz Yemen cephesinde ise kim var? Çöl aslanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa. Bunu unutma. Bu adamın eseri nedir? Medine Müdafaası adlı eseri vardır. Fahrettin Paşa'nın. Çöl aslanı, çöl kaplanı. Hicaz Yemen biraz daha böyle çöl topraklarını arındırıyor, değil mi? O yüzden sen ne diyeceksin Fahrettin Paşa? Aklına hemen gelsin. Ya bu Fahrettin neydi? Çöl aslanı, çöl kaplanı. Hicaz Yemen biraz daha çöl toprakları. Tamam. Diğeri de o zaman Irak cephesi. Halil Paşa. Geçiyoruz diğer bir cepheye. Bu arada Hicaz Yemen cephesinin açılma nedeninden de bahsedelim kısaca. İngilizlerin kutsal bölgeleri ele geçirmek istemesi, yine İngilizlerin bölge petrolünü ele geçirmek istemesidir. Savunma cephemiz olmuştur. Diğer bir cephemiz Suriye-Filistin cephesi. Açılma nedeni nedir? Kanal cephesinin devamıdır. Suriye-Filistin cephesi. Bak dikkat et. Kanalın devamı ne? Suriye-Filistin cephesi. Mustafa Kemal'in de katılmış olduğu cephedir. Tamam mı? Suriye-Filistin.
Anadolu'ya güneyden girmek amaç ve Suriye petrollerini ele geçirmek, Kudüs'ü ele geçirmek olacak Suriye-Filistin cephesinin amacı. Cepheler bu kadar, bitti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmalara gelelim hemen. Burada Birinci Dünya Savaşı Boğazlar ile ilgili İstanbul Anlaşması yapılıyor. Tamam mı? Boğazlar ve çevresi Rusya'ya verilecek. Adamlar yine kendi arasında bir paylaşıyor. Savaş sonunda birbirimize düşmeyelim diye. Bu gizli anlaşmaları bileceksin. O zaman ne diyeceksin? İstanbul ya da Boğazlar Anlaşması diye geçer. Boğazlar Rusya'ya verildi. Bu bir dursun. Londra Anlaşması var. Muğla, Antalya ve Konya İtalya'ya verildi. Tamam mı? İtalya taraf değiştirdiği için, İtalya'yı yanlarına çektiği için gel İtalya, biz sana daha çok toprak veririz. Uğraşma sen orada bize gel. Tatil yaparsın, Muğla'yı, Antalya'yı sana veririz. Biraz da Konya'ya gelirsin, tarım yaparsın, ürün alırsın. Artık burada böyle aklında kalsın. Tamam mı? Muğla, Antalya ve Konya İtalyanlara veriliyor. Boğazlar Ruslara veriliyor, İstanbul Anlaşması. Saint-Jean-de-Maurienne ile İzmir ve çevresi sonradan tekrardan İtalya'ya veriliyor. Yani İtalya yetinmiyor. Diyor ki bana Muğla'yı, Antalya'yı, Konya'yı verdin de ya şunu üstte de bağlayalım. İzmir ve çevresini de ver diyor. Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması. Petrograd protokolü ile Doğu Anadolu Çarlık Rusya'ya veriliyor. Petrograd protokolü ile. Yani şöyle bileceksin. Petrograd'la Doğu Anadolu Rusya'ya verildi. İstanbul ya da Boğazlar ile Boğazlar Rusya'ya verildi. Tamam mı? Ondan sonra ne diyoruz diğerine? Londra anlaşmasıyla Muğla, Antalya, Konya İtalya'ya. Saint-Jean-de-Maurienne ile de İzmir ve çevresi İtalya ile. Yani bunlarla ikişer anlaşma yapılmış. Bunu bileceksin. Petrograd deyince ya da Boğazlar ya da İstanbul Anlaşması deyince Rusya aklına gelecek. Londra ya da Saint-Jean-de-Maurienne deyince İtalya aklına gelecek. Diğer bir anlaşmamız McMahon. Az önce söyledik işte ne demiştik? Hicaz-Yemen cephesinde Mekke emiri Şerif Hüseyin İngiliz valisi McMahon arasında imzalandı. Araplar İngiliz'in yanında yer aldı. İngilizler de Arap devleti kuracak. Anlaşmanın şartı bu. Sykes-Picot anlaşması İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu paylaşma anlaşmasıdır. Bu anlaşma sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde de etkili olacak. İkinci Dünya, İki Dünya Savaş arası dönemde de etkili olacaktır. Tamam mı? Orta Doğu'yu paylaşacak İngiltere ve Fransa. Sykes-Picot anlaşmasını unutma. İngiltere ile Fransa'nın Orta Doğu'yu paylaşma anlaşmasıdır. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet kim olacak? Sovyet Rusya. Nasıl olacak? Ya sen Rusya'ya o kadar toprak vermişsin. Niye duyuruyor? Rusya yıkılıyor çünkü. Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusya yıkılıyor. Sovyet Rusya kuruluyor. Sovyet Rusya da karşı yayılmacı politikaya komünizmi benimsiyor. Bunun için de ne yapıyor? Bu gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına gelelim. En karlı çıkan devlet kim olacak? İngiltere, Fransa, Japonya. En zararlı çıkan devlet kim olacak? Almanya. Milletler Cemiyeti kurulacak. Cemiyeti Akvam ismiyle, tamam mı? Unutma. Almanya'da Nazi, Sovyet Rusya'da komünizm, İtalya'da faşizm gibi fikir akımları ortaya çıkacak. Almanya'da Nazizm, Rusya'da komünizm, İtalya'da faşizm. Tamam mı? İkinci Dünya Savaşı'nın sebepleri olacak olan fikir akımları bunlar. İlk defa tank, denizaltı ve kimyasal silah kullanılmıştır. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar kullanılmıştır. İmparatorluklar parçalanmıştır. Almanya, Osmanlı, Rusya, Avusturya, Macaristan, bunları bileceksin. Ortaya yeni devletler çıkmıştır. Yeni devletler, bak Türkiye, yeni devlet. Sovyet Rusya, Polonya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, işte Letonya, Ukrayna, Finlandiya, Çekoslovakya, Yugoslavya. Vallahi nasıl ezberlersin ben bilmiyorum. Nasıl öğrenirsin ben bilmiyorum. Yaz bir yere 3-5 defa oku aklında artık ne kadar kalırsa. Tamam mı? Türkiye'yi bil. Sovyet Rusya'yı zaten biliyorsun. Çarlık Rusya yıkıldı. Almanya zaten orada parçalanınca Polonya Almanya topraklarında. Tamam mı? İşte Rus toprakları parçalanınca Ukrayna oradan aklına gelsin. İşte Doğu Anadolu'da ne yapıyorsun o taraflarda? Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi devletler. Tamam mı? Burada bilmen gereken bir ne olur? Letonya olur, Çekoslovakya ve Yugoslavya. Tamam mı? Letonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya. Bilmen gereken bunlar. Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan ateşkes anlaşmalarına gelelim. Direkt karşına soru olarak gelir hangi devletle hangi anlaşma yapılmıştır diye. Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Almanya var değil mi? Bizim ittifak bloğunda. O zaman 4 devletle 4 anlaşma. Bulgaristan'la Selanik. Osmanlı ile Mondros, Avusturya Macaristan'la Villa Gusti,
Almanya ile de Retandes ateşkes anlaşmaları yapılıyor. Tamam mı? Bak Bulgaristan'la Selanik. Almanya Retandes. Osmanlı Mondros. Avusturya ile de Villa Guzzi. Tamam. Osmanlı ile ne yapılmış? Mondros. Avusturya Macaristan'a ne yapılmış? Villa Guzzi. Almanya ile ne yapılmış? Retandes. Bulgaristan'a ne yapılmış? Selanik. Karıştır, karıştırarak kendine sor. Bu şekilde aklına gelecek yavaş yavaş. Bulgaristan'da ne yapılmış? Selanik. Osmanlı'da ne yapılmış? Mondros. Kim vardı başka? Avusturya Macaristan'da kim yapılmış? Villa Guzzi. Almanya ile ne yapılmış? Retandes. Bu şekilde kafana yerleşecek. Yapılan barış anlaşmalarına gelirim. Bak, ateşkes demek savaşı bitiren anlaşma. Barış anlaşması ise savaş sonrası şartların belirleneceği anlaşmalardır. Tamam mı? Barış anlaşmalarımız nelermiş? Bulgaristan'la Nöyi, Osmanlı ile Sevr, Avusturya Macaristan'la Saint Germain ve Trianon, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'la Trianon. Bak çünkü Avusturya Macaristan parçalanacak. Tamam mı? Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'la Trianon, Almanya ile de Versay. Tekrardan söylüyorum. Bulgaristan'la Nöyi, Osmanlı ile Sevr, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'la Trianon, Almanya ile de Versay. Tekrardan gidelim. Sondan gidelim. Almanya ile hangisi yapılmış? Versay. Osmanlı ile ne yapılmış? Sevr. Avusturya ile ne yapılmış? Saint Germain. Macaristan'la ne yapılmış? Trianon. Bulgaristan'da ne yapılmış? Retandes. Pardon, Nöyi anlaşması yapılmış. Tamam, Nöyi anlaşması yapılmış. Retandes neydi? Almanya ile yapılan ateşkes anlaşması. Yani arkadaşlar burada 8 anlaşma var. 4 devlet var. Hatta ikincisinde 5 devlet oluyor. Bunları bir şekilde ezberlemen lazım. Bunlar şarttır. Evet. Şöyle bir bakıyorum bilgilerimize. Mondros Ateşkes Anlaşması burada bizi ilgilendirecek olandır. Mondros Ateşkes Anlaşması'na geliyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı kim imzaladı demiştik? Rauf Orbay, değil mi? Hamidiye Kuru Vezörü, 26 Yunan gemisini batıran paşamız, Hamidiye kahramanı Rauf Orbay. Hükümet kim var burada? Ahmet İzzet Paşa hükümeti direkt karşına gelir. Yani Mondros'u imzalayan hükümet kimdir? Ahmet İzzet Paşa. Mondros'u imzalayan komutan kimdir? Rauf Orbay. Tamam mı? Bu anlaşma Limni Mondros adasında Agamemnon zırhlısı içerisinde yapılmıştır. Tamam mı? Limni'nin Mondros adasında Agamemnon zırhlısı içerisinde yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nden Rauf Orbay, İtilaf Devleti'nden Amiral Kaltope yapmıştır. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Osmanlı Devleti fiilen ne zaman sona ermiştir? Mondros Ateşkes Anlaşması'yla. Çünkü bu saatten sonra biz Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi diye başlayacağız. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi diye başlayacağız. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği anlaşmadır. Bunu bileceksin. Bu anlaşmanın bilmen gereken önemli maddeleri var. Yedinci madde ne? İtilaf Devleti güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumda herhangi bir sancağı işgal edebilecek. Yani işgali açık hale getiriyor bu madde. 24. madde ne? Vilayeti sitte. Biz bunu besvet diyoruz. Tamam mı? Besvet. Bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek. İşte bu vilayeti sitteye bakın arkadaşlar. 6 tane vilayet. Tamam mı? Karışıklık çıkarsa burada burayı da işgal edebilecek. Yorum. Büyük Ermenistan'ın kurulması amaçlanmıştır. Vilayeti sitte'de bir karışıklık çıkarsa burayı işgal edebilme sebebi nedir? Bu maddenin amacı Büyük Ermenistan Devleti'nin kurulmasını amaçlamaktır diyoruz. Şimdi Mondros'tan sonra işgal edilen yerlerden bahsedelim biraz. İlk işgale uğrayan toprak Musul'dur. İngiltere tarafından. Bunu bileceksin. Bunun haricinde Anadolu'da ilk işgale uğrayan toprak derse de İskenderun, Hatay, Antakya ve Dört Yol diyeceksin. Tamam mı? Hatay, Antakya, Dört Yol ve İskenderun işgale uğrayan Anadolu'daki ilk toprağımız. Normalde işgale uğrayan ilk toprak Musul'dur. Anadolu'da işgale uğrayan neresidir? Hatay'dır. Unutma. Hatay Dört Yol diye geçer. Sadece Dört Yol değildir o. İskenderun'dur. Dört Yol'dur. Değil mi? Böyle unutmayacaksın bu bilgileri. Antakya'dır. Geçiyorum diğer bir şeye. Fransa tarafından işgal edilmiştir Hatay.
Ve ilk direniş burada başlamıştır. Tamam mı? İlk direniş ne zaman başlamıştır dersen Hatay Dört Yolda başlamıştır. İlk kurşunu atan kimdir? Kara Mehmet Çavuş. Tamam mı? Karıştırma. Batı Anadolu'da ilk kurşunu atan kim? Hasan Tahsin. Ama Mondros'tan sonra, işgallerden sonra ilk kurşunu atan kimdir? Kara Mehmet Çavuş. Hasan Tahsin Batı cephesinde Yunan'a karşı ilk kurşunu atan olacak. Tamam mı? Bu bilgileri unutmuyoruz. Kimmiş Mondros'ta ilk kurşunu atan? Kara Mehmet Çavuş. Paris Barış Konferansı yapılıyor. Mondros'tan sonra yine. 18 Ocak 1919. Bu arada Mondros'un tarihi nedir? 30 Ekim 1918'dir. Tamam mı? 1919'un başlarında 18 Ocak'ta Paris Barış Konferansı yapılıyor. Bu konferansın başkanı Amerika Birleşik Devletleri ABD. Osmanlı'yı temsil eden kimdir Paris Barış Konferansı'nda? Rıza Tevfik Paşa. Rıza Tevfik Paşa. Bunları bileceksin. Yani Osmanlı'yı Paris Barış Konferansı'nda temsil eden kimdir? Rıza Tevfik Paşa. Barış Anlaşması'nın şartları belirleniyor. Bu arada Sevr Anlaşması bütün devletlerden sonra imzalanmıştır. Çünkü Osmanlı toprakları değerli ya, paylaşamıyorlar aralarında. Osmanlı topraklarını nasıl paylaşalım diye adamlar şey yapıyorlar. Paris Barış Konferansı topluyorlar. Barış anlaşmalarının şartları belirlendi. Daha önce gizli anlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir ve çevresi İngiltere'nin de desteğiyle Yunanistan'a verildi. Burada, tamam mı? İtalya biraz küstü bu arada, haberin olsun. İzmir ve çevresi İtalya'dan alındı. Saint-Germain-de-Maurienne ile verilmişti ya İtalya'ya. Şimdi bu Paris Barış Konferansı'nda alındı o topraklar, Yunanistan'a verildi. Bu bir. Sonra İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı bu şekilde başladı. Ve Cemiyet-i Akvam dediğimiz Milletler Cemiyeti kuruldu 1919 tarihinde. Birleşmiş Milletler'le karıştırma. Milletler Cemiyeti kuruldu 1919 tarihinde. Tamam mı? Bu konferansta yapılan barış anlaşmalarına gelelim. Almanya ile Versailles, Bulgaristan'la Neuilly, Macaristan'la Trianon ve Avusturya ile Saint-Germain. Bak, Osmanlı ile yapılan anlaşma var mı? Yok. Ya Kurtuluş Savaşı, muharebeler döneminde Sevr Anlaşması gündeme gelecek, tamam mı? Sevr Anlaşması en son, diğerlerinden en son imzalanan anlaşma, direkt karşına soru olarak gelir. Diğer devletlerle olan barış anlaşmaları Paris Barış Konferansı'nda belirlendi, ancak Osmanlı belirlenemedi diyeceksin. Paris Barış Konferansı'na Osmanlı'yı temsilen kim gitmiştir? Rıza Tevfik Paşa. Rıza Tevfik Paşa gitmiştir. Güzel. Burayı bitirdik. Hemen şey yapmayacağım arkadaşlar. Diğer kısma geçeceğim. Cemiyetler kısmını. Cemiyetler kısmını da hemen bitirelim. Soru çözümüne başlayacağız çünkü. Çok uzatmayacağım. Bu dönemde yararlı ve zararlı cemiyetler kuruldu. Yararlı cemiyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti. İzmir ve çevresini Yunan işgalinden kurtarmak amaç belli. Megali İdai'yi engellemek. Nurettin Paşa'nın gayretleriyle kurulmuştur. Zaten Nurettin Paşa, bak, İzmir işgal altındayken buraya gelen komutan da sakallı Nurettin Paşa olacak, ha. Unutma. Tamam mı? Nurettin Paşa'nın gayretleriyle kurulmuştur İzmir Müdafaa-i Hukuk. Redd-i ilhak. İlhak ne? Toprağımızı ilhaka karşı red ediyorum diyor ya. Redd-i ilhak da yine aynı. İzmir ve çevresini Yunan işgalinden kurtarmak. Megali İdai'yi engellemek. Megali İdai neydi? İşte büyük bir Bizans İmparatorluğu'nu kurma düşüncesi Yunanlıların. Herkeste bir Megali İdai var zaten. Trabzon Muhafazai Hukuk. Muhafazai Hukuk ise Erzurum Kongresi'ni toplayan iki cemiyetten biridir. Unutma. Yayınlarla işgalleri protesto etmiştir. Amacı Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek olacaktır. Trabzon Muhafazai Hukuk, Trabzon'da Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek. Şark Vilayetleri Cemiyeti, diğer ismiyle Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Erzurum Kongresi'ni toplayan iki cemiyetten birisidir. Diğeri neydi? Trabzon Muhafazai Hukuk. Bu da neymiş? Şark Vilayetleri dediğimiz Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yayın organları vardır bunun. Le Pays dediğimiz Vatan, Hadisat ve Albayrak. Tamam mı? Le Pays, Vatan ve Hadisat isimli yayın organları vardır. Le Pays, Hadisat ve Albayrak. Le Pays neydi? Vatan, Hadisat ve Albayrak. Tamam mı?
Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemektir. Bunun da amacı. Trakya Paşaeli Cemiyeti'ne geliyorum. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin amacı Trakya'yı Yunanlılara vermemek. Burada kuran gayretleriyle, kimin gayretleriyle kuruldu derse Cafer Tayyar Paşa'dır. Cafer Tayyar Paşa'nın gayretleriyle kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk kimin gayretleriyle kurulmuştu? Nurettin Paşa. Trakya Paşaeli kimin gayretleriyle kuruluyor? Cafer Tayyar Paşa. Biliyorum isimler çok. İsimler hemen senin hafızanda yer etmeyebilir. Ama yani videoyu bir kez izledin. Soruyu çözeceğiz. Bizim de aklımızda kalmayabilir belki. Yanlış yaptığında orada aklında kalacak. Sonra tekrar bir tekrar daha yapacaksın. Bu şekilde bu komutanlar, bu isimler aklımıza birer birer yerleşecek. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin yayın organları Yeni Edirne ve Ahali. Tamam mı? Zaten Yunanistan'da bir anlaşma yapacağız bir zaman. Ahali anlaşması. Ahali ne o zaman? Trakya Paşaeli. Ne diyorduk? Trakya'nın Yunan işgalini engel olmasını sağlamak, değil mi? Yani yayın organları için ne diyeceksin? Edirne ve Ahali. Tamam mı? Buradan belki karıştırmayabilirsin. Şark vilayetleri için yayın organları ne demiştik? İşte Löpais, diğer ismi Vatan, Hadisat ve Albayrak. Tamam. Trakya Paşaeli'nin yayın organları ne diyoruz? Edirne ve diğeri neydi? Ahali. Değil mi? Kilikyalılar Cemiyeti. Bak zararlı cemiyet değildi bu Kilikya. Yararlı bir cemiyetti. Unutma. Merkezi İstanbul'dur. Amacı bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. O zaman biz ne diyoruz? Trabzon Muhafazai Hukuk da Trabzon'da bir Pontus Rum devletini engellemek istiyordu. Değil mi? Trakya Paşaeli ne istiyordu? İşte Rum devleti, Yunan devletinin kurulmasını, Yunanların oraya ilhak etmesini istemiyor. İzmir Reddi İlhak ne yapıyordu? İşte İzmir'in işgalini karşı kurulan bir yerdi. İzmir Reddi İlhak. Sonra İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti neydi? Yine aynı İzmir ve çevresini korumak da amaç. Burada da Kilikyalılar Cemiyeti'nin amacı Kilikya. Kilikya'yı yani nasıl aklında tutabilirsin? Kilikyalılar merkezi İstanbul'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek istiyor. Kilikyalılar Cemiyeti. Artık bir şekilde ezberle. Milli Kongre Cemiyeti önemlidir. Bak, Doktor Esat Işık tarafından kurulan bir cemiyettir. Doktor Esat Işık Bey. Doktor Esat Işık raporunda ilk defa Kuvayi Milliye'den bahsetmiştir. Kuvayi Milliye'den ilk bahseden kimdir o zaman? Doktor Esat Işık. Milli Kongre Cemiyeti işgalleri basın yayın yoluyla protesto etmiştir. Tamam mı? Bak, Trabzon Muhafazai Hukuk da basın yayın yoluyla protesto etmiştir. Ama bunu ilk yapan Milli Kongre Cemiyeti'dir. İşgalleri basın yayın yoluyla direkt protesto etmiştir. Bunu bileceksin. Merkezi neresidir? İstanbul. O zaman merkezi İstanbul olan diğer bir cemiyet neydi? Kilikyalılar. Buradan aklında bulunsun. İleride Misak-ı Milli'nin kabul edilmesinde etkili olan cemiyet hangisidir? Milli Kongre Cemiyeti. Not: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk göz doktoru kimdir? Doktor Esat Işık. Doktor Esat Işık, unutma o zaman. Kuvayi Milliye'den ilk bahseden adam. Milli Kongre Cemiyeti'nin kurulmasında önce olan adam. Değil mi? Milli Kongre Cemiyeti'nin kurulmasında önce olan adam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk göz doktoru kimdir? Doktor Esat Işık. Tamam mı? Geçiyorum diğerine. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Zaten içinde müdafaa-i muhafaza-i hukuk varsa yararlı cemiyettir. Sivas'ta Mustafa Kemal İsteği ile Melek Hanım tarafından kurulmuştur. Cephe gerisi ve ikmal kısmında etkili olmuşlardır. Kampanyalar düzenlemiştir. Tamam mı? Anadolu Kadınları. Gizli Karakol. Gizli Karakol yine Mimmim Cemiyeti diye geçer. Tamam mı? İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı yapmışlardır. Bak, Gizli Karakol diyorum. İstihbarat faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Zabitan adı verilen istihbarat teşkilatını kurmuşlardır. Zaten yani bunu Gizli Karakol Cemiyeti diye değil de Mimmim Cemiyeti diye verir. Zaten İstanbul'un resmen işgalini de Mustafa Kemal'e haber veren Mimmim grubudur. Bunu da unutma, tamam mı? Mimmim grubu, Manastırlı Hamdi vardır. Mart 16 soyadını alıyor. 16 Mart'ta bu işgale haber verdiği için soyadı kanunuyla. İşte Mart 16 soyadını alan kimdir? Mimmim grubu, işte Manastırlı Hamdi diyoruz, değil mi? Bunları unutmayacaksın. Mimmim Cemiyeti neymiş? İstihbarat, Zabitan adı verilen örgütleri var. Kars İslam Şurası ilk yararlı cemiyettir. Yakup Şevki Paşa'nın gayretleriyle kurulmuştur. İngilizlerin Kars'ı işgal edeceği söylentisi üzerine Garb-ı Kafkas hükümeti adına geçici bir hükümet dahi kurmuşlardır. Yani biz burada hükümetiz. Sen burayı işgal edemezsin. Kars İslam Şurası diyoruz. Tamam mı? İlk yararlı cemiyet burada hatta geçici bir hükümet kurmuştur.
Soru: Milli Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına kim öncülük etmiştir? Cevap: Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Kadın Hukuk Cemiyeti'nin kurucusu, öncüsü kimdir o zaman diyeceksin? Melek Hanım. Tamam. Geçiyorum zararlı cemiyetlere. Zararlı cemiyetler, azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler var. Bunlar Etniki Eterya Cemiyeti. Hep kafamızı karıştırır. Etniki Eterya. İsminden de çok bir şey anlamazsın. Rumları desteklemiştir Etniki Eterya. Amacı nedir? Megali İdea'yı gerçekleştirmektir. Tamam mı? Megali İdea. Megali İdea. Yani hepsinin bir amacı var. Megali İdea. Yani kahrolsun Megali İdea'nız sizin. Etniki Eterya Rumların ilk cemiyetidir. Bu cemiyet. 1814'te Alexander Ypsilanti tarafından kurulmuştur. Bak, ta Birinci Dünya Savaşı başlarken kurulmuş ya. Adam ta o zaman bu zararlı cemiyeti kurmuş ve çalışmalarına başlamış. Alexander Ypsilanti Etniki Eterya Cemiyeti. Tamam mı? Amaç neymiş? Rumları desteklemek, Megali İdea'yı sağlamak. 1894'te ismini Etniki Eterya olarak değiştirdi demişiz. Önce Alexander Ypsilanti tarafından kurulmuş Etniki Eterya Cemiyeti, Etniki Eterya olarak değişmiş. Tamam, çok değişen bir şey yok. Mavri Mira Cemiyeti Kara Gün olarak adlandırılıyor. Amacı Megali İdea'yı gerçekleştirmek. Şöyle bir soru gelebilir. En zararlı cemiyet hangisidir? Mavri Mira Cemiyeti'dir. Tamam mı? Mavri Mira. En zararlı cemiyet. Etniki Eterya Megali İdea'yı gerçekleştiriyor. Amacı bu. Mavri Mira Cemiyeti en zararlısı. Onun da amacı ne? Yine aynı. Megali İdea'yı gerçekleştirmek. Kardos Cemiyeti, Rum Göçmenleri Komisyonu diyoruz biz. Kardos Cemiyeti, işte patrikhane, kiliseler, Rum İzcilik Okulu bir cemiyete destek vermiştir. Bu cemiyet de Kardos Cemiyetidir. Zararlı bir cemiyettir. Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmakta amaç. Zaten Pontus Rum Cemiyetine karşı da bizim neyimiz var? Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyetimiz var. Sen diyoruz orada Rum Devleti kurmak istersen, ben de onu engellerim. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti var. Bu Hazar Denizi'nden Antalya'ya kadar bir Ermeni devleti kurmayı hedefliyor. Hınçak ve Taşnak. Megali Ermeni, Büyük Ermenistan. Bunun amacı da işte Kur'an'da kim? Zaven Efendi adında birisi. Zaven Efendi, tamam mı? Zararlı birisi Zaven Efendi. Megali İdea, Megali Rum, Megali Ermeni diyeceğiz, pardon. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti, tamam mı? Unutma. Ermeni devleti kurmak isteyen. Etniki Eterya ne kurmak istiyordu? Megali İdea, Bizans. Mavri Mira Cemiyeti ne kurmak istiyordu? Megali İdea. Pontus Rum Cemiyeti ne kurmak istiyor? Bir Rum devleti. Değil mi? Trabzon merkezli. İşte Hınçak ve Taşnak ne kurmak istiyor? Antalya, Doğu Anadolu'dan tutuyor Antalya'ya kadar. Megali Ermeni. Bir Ermeni devleti kurmak istiyor. Kur'an kim? Zaven Efendi. Tamam mı? Allianz İsrail Cemiyeti, Makabi diye de geçer. Anadolu içindeki Yahudilerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur. Amacı Kudüs merkezli, yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaktır. Zaten günümüzde de bir böyle bir devlet var, kurulmuştur. Balfour Deklarasyonu 1917'de imzalanmış, yayınlanmıştı İngilizler tarafından. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail Devleti kurulacak. Karıştırma, İsrail Devleti Birinci Dünya'dan sonra değil, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Türkler tarafından kurulan bir de zararlı cemiyet var. Onlar ne? Wilson İlkeleri Cemiyeti. Diyor ki ABD mandaterliğini kabul edelim, kurtulabiliriz. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. İngiliz'in mandasına girelim, olur. Kim bunu yapıyor? Damat Ferit Paşa, savunanlar. Kur'an kim? Sahip Molla. Tamam mı? İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Sulh Selameti Osmaniye Cemiyeti. Amaç ne? Padişah'tan gelen emirlere uyarsak kurtulabiliriz diyor. Sulh Selamiyeti Osmaniye. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti. Siyasi bir partidir zaten. Mustafa Kemal'in eski iddiatçı olması ve milli mücadelenin gereksiz olduğunu savunmuştur. Bunun yayın organları da nedir? Alemdar ve Peyami Sabah. Zaten biz ne diyeceğiz? Alemdar ve Peyami Sabah. Kurtuluş Savaşı döneminde de zararlı yayın organları olarak adlandıracağız. Yeni Türkçe, TAN, İstanbul, Alemdar, Peyami Sabah. İşte buradaki Alemdar ve Peyami Sabah Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti'nin yayın organları. Tamam. Kürt Teali Cemiyeti İngiliz destekli kurulmuştur. Amacı Güneydoğu Anadolu'da bir Kürdistan devleti kurmaktır. Kürt Teali Cemiyeti. Bir de
Nigep Han Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bu da asker kaçaklarının oluşturduğu bir cemiyettir. Kurtuluş Savaşı'nın çıkarılmasına karşı çıkan bir cemiyettir. Askerler, bekçiler vesaire. Tamam mı? Yararlı ve zararlı cemiyetlerimiz bunlardı. Ne yaptık? Birinci Dünya Savaşı'nı işledik. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki olaylardan bahsettik. Trablusgarp Savaşı'ndan, Birinci, İkinci Balkan Savaşları'ndan, sonra Birinci Dünya Savaşı'nda başlattık. Taarruz cephelerinden, savunma cephelerinden, yardımcı cephelerden başlattık. İşte buradaki komutanlarımızdan, kahramanlarımızdan, Mustafa Kemal'in katıldığı cephelerden bahsettik. Değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdik. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsettik. İşte bu dönemdeki anlaşmalar, ateşkes anlaşmaları hangi? İşte barış anlaşmaları hangileridir? Bunlardan bahsettik. İşte ilk katılan devlet, son çekilen devlet, ilk çekilen devlet, işte bir taraf değiştiren devlet, bunun gibi şeylerden bahsettik. Ve en son yararlı ve zararlı cemiyetlerden bahsettik. Mondros Ateşkes ve bu Birinci Dünya Savaşı sürecini bitirdik. İnşallah bir sonraki tarih videomuzda Kurtuluş Savaşı 1. TBMM hazırlık dönemine başlayacağız. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Yani şu 5 gün kaldı, 5 gün içerisinde bütün tarihi bitireceğiz kısmetse. Belki şaka gibi geliyor ama tarih videolarımız biraz uzun sürüyor. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen, yani normalde senin 15 videoda, 10 videoda izleyeceğin, yani uzun günler çalışacağın videoları ben sana 60 dakikada, 70 dakikada bitirmeye çalışıyorum. Haliyle de böyle oluyor. Benim için de iyi oluyor. Ben burada anlattıkça tekrarım kuvvetleniyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde soru çözümüne geçeceğim. Bakalım soru çözümümüz nasıl olacak? Şöyle bir iki test çözelim. Gerçekten bir şeyler anlamış mıyız? Çok mu yanlışımız olacak? Çok mu doğrumuz olacak? Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Hemen düzenimi alıyorum. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Hiç durmadan soru çözüyorum yani. Hiç durmadan. Çünkü soru çözmezsem olmaz. Öğrendiğimi pekiştiremezsem hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Birinci Dünya Savaşı 337. Buralar kalmış. Buraları çözeceğiz hızlı bir şekilde. Birinci Dünya Savaşı. Oo, kalemimizi nereye koyduk? Hemen geliyorum arkadaşlar. Kalemi alıp geleyim. Her bir konudan bir test çözeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayalım. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili verilen cephe komutan eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Çok güzel. Hicaz Yemen ne demiştik? Çöl topraklarında Fahrettin. Irak cephesi Halil Kut, Burak Kut. Kanal cephesi Cemal Paşa demiştik değil mi? Kafkasya cephesinde kim vardı? Enver Paşa. Kanal cephesinde kim vardı? Cemal Paşa değil mi? Çanakkale'de komutan Cevat Paşa. Birinci Dünya Savaşı'nda itiraf devletlerin kendi aralarında imzaladığı gizli anlaşmalar hangisi gösterilemez? Özellikleri arasında diyor. Şark meselesini halletmeye yöneliktir diyor. Dursun. İtilaflar arası çıkar birliğine dayanıyor. Evet. Osmanlı topraklarını parçalamak. Evet. Osmanlı'nın savaşa girmesi sonucunda gündeme gelmiştir diyor. Bu daha önce de vardı. Şöyle bir dursun sanki. Filson ülkeleri dikkate alınarak hazırlanmışlardır. Yani bu Wilson ülkeleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne oldu? Ben cevap olarak bunu diyeceğim. 1. Dünya Savaşı sonucunda kurulan devletler arasında hangisi gösterilemez? Güzel. Yugoslavya, Çekoslovakya söyledik. Avusturya, Macaristan oldu zaten. Litvanya da tamam dedik ama Pakistan, Hindistan, Pakistan'ı duymadım ben az önceki tekrarlarımda da. O yüzden Pakistan diyorum. Wilson prensiplerinde yer alan yukarıdaki maddelerin hangileri Osmanlı ateşkes anlaşması yapmasını hızlandırmıştır? Yenen yenilenden toprak tazminat almayacak. Okey. Osmanlı'daki Türk nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde Türk egemenliği güvence altına alınacak. Okey. Ulusların silahlanması en alt düzeyde olacak diyor. Biz burada 1 ve 2'ye güvenerek imzaladık.
Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı sırasında savaşta aşağıdaki cephelerin hangisinde İngilizleri Halep'in kuzeyinde durdurarak Anadolu'nun işgalini engellemeye çalışmıştır? Şimdi Mustafa Kemal'in şifresi neydi? Çalıkuşu Feridem, Çalıkuşu Feridem, Filistin, Suriye. 1. Dünya Savaşı sırasında uçakların şehirleri bombalamaya başlaması. Savaşların cephe gerisine kayması. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kurulmasına ortam hazırlamıştır? Tabii ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne kuruldu? Milletler Cemiyeti. Değil mi? Birleşmiş Milletler'le karıştırma bak. Yine diyorum. Şöyle yapayım mı? Daha net gör. Osmanlı 1. Dünya Savaşı sırasında savaştığı cephelerin hangilerinde aldığı yenilgiler ümmetçilik politikasının önemini kaybetmesinde etkili olmuştur diyor. Biz burada ne yaptık? Kanal cephesi değil mi? Kanal cephesinde Hicaz, Yemen, kutsal topraklar. 1-2 diyebilir miyiz ya? Şimdi biz burada Araplarla olan, şöyle bir hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Şimdi Kanal cephesinde Cemal Paşa var. Almanya isteği üzerine açılmıştı. Bu bizim taarruz cephemizdi. Hicaz Yemen'e geldiğim zaman burada Hicaz Yemen'de değil mi? Çöl. Yani şurada Araplar var. Şöyle bir baktığın zaman bu bizim taarruz cephemiz. Yani esasında şaibeli gibi geliyor. Yani sadece 2 de olabilir. 1 ve 2 de olabilir. Şöyle dursun. Bakacağız bunun cevabına. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmaların taslağı 1919 Paris Barış Konferansı'nda hazırlanmış. Tamam. Bu konferansta hangisiyle imzalanacak olan barış anlaşmasının hükümleri belirlenememiştir. Biz ne dedik? 1. Dünya Savaşı'nda hangisi? Osmanlı en son. Savaş sırasında 1. Dünya Savaşı sırasında imzalanan aşağıdaki anlaşmaların hangisi sonucu İtalya ittifakın yanından ayrılıp itilafın yanına geçmiştir? Ne dedik biz ona? Sen gel. Sen gel, biz sana verelim toprağımızı, McMahon değil, Petrograd, Rusya, Sykes-Picot, Boğazlar değil, yerine ne kalıyor? Londra Anlaşması. Tamam. İtilaf, 1. Dünya Savaşı sırasında imzaladıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmış. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmalar neticesinde Osmanlı'dan pay almamıştır diyor. Osmanlı'dan pay almayan, ya ABD kimseden almadı. Burada Rusya da sonrasında yıkıldı ama ABD ile Rusya'yı koyduğu için yani ABD diyesim geliyor. Sovyet Rusya'nın 1918'de imzaladığı Brest-Litovsk ile savaştan ayrıldıktan sonra gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyurmuş. Gizli anlaşmalara ilk tepki aşağıdaki devletlerin hangisinden gelmiştir? ABD. Hicaz Yemen cephesinde İngilizlere karşı vermiş olduğu mücadele Medine Müdafaa'yı, Çöl Aslanı, Çöl Kaplanı kim dedik? Fahrettin. Aynen, gizli anlaşmalarda Amerika yok. Rusya var. Ama sonrasından Rusya parçalandı, yıkıldı ya. Bize ne diyor? Pay almamıştır diyor bu anlaşmalar neticesinde. Ha, gerçi anlaşmalar neticesinde Rusya da almıştı. Yıkılıp yıkılmaması önemli değil. Doğru diyorsun. Osmanlı 1. Dünya Savaşı sırasında cephelerinde hangilerinde İngiltere'ye karşı mücadele etmiştir? Çanakkale'de İngiliz var. Irak'ta İngiliz var. Kanal'da İngiliz var. Değil mi? 1, 2 ve 3. İngiliz-Fransız arasında 1916 yılında imzalanan aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile Orta Doğu toprakları ne dedik? Orta Doğu sonrasında zaten 1. Dünya'yı bitirecek. 2. Dünya Savaşları'nın da önemli bir yeri olan bir anlaşma diyoruz biz buna. Sykes-Picot Anlaşması. Orta Doğu. Osmanlı işte amaçları doğrultusunda aşağıdaki cephelerin hangisini açmış? Bakü petrolünü geçirmek. Orta Asya Türkleri ile birleşmek. Bu ne? Bizim taarruz cephemiz değil mi?
Bizim orada Azerbaycan'a gittiğimiz taarruz cephemiz hangisiydi? Kafkas. Çanakkale Savaşı sırasında deniz savaşlarında gösterdiği başarıdan dolayı 18 Mart kahramanı olarak adlandırılan Osman Devlet Paşası. Ne dedik? Cevat Çobanlı. Osmanlı 1878 Berlin Anlaşması ile kaybettiği Kars Ardahan Batum'u aşağıdaki anlaşmasının hangisi il sonucunda tekrar geri almıştır? Kars Ardahan Batum'u bize Brest-Litovsk Anlaşması vermiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Ruslar karşısına aldığı yenilginin ardından Taşnak ve Hınçak cemiyetine mensup çetelerin Doğu Anadolu'daki faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti'ne 27 Mayıs 1915'te aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır? Tehcir Kanunu, değil mi? Evet, şöyle bir baktığımız zaman bu testimizi bitirdik. Hemen bir cevaplarına bakalım. Evet, cevapları önümüze aldık. Açalım. Test 27. Birinci Dünya Savaşı. Edirne, 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 Denizli, Adana. Bakalım. Edirne. 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 Denizli. Adana. 6. Ceyhan, Denizli, Edirne, Bursa. Hadi buyur buradan yak. Ceyhan. Değil mi? 6. Ceyhan, Denizli, Edirne, Bursa. Evet, 1-2'ymiş bunun cevabı. Güzel. Denizli, Edirne, Bursa. 10. Adana, Ceyhan, Bursa, Edirne. Adana, Ceyhan, Bursa, Edirne. Güzel. 14. Bursa, 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 Adana, Adana. Bursa, 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 Adana, Adana. Güzel, çok güzel oldu. Burada iki tane yanlışımız var. Hemen bakalım. Yanlışımız demeyelim de şu soruda biz soru işareti yaşadık. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerin hangilerinde ümmetçilik politikasının önemini kaybetmiştir? Kanal ve Hicaz. Yani burada birisi taarruz olduğu için benim biraz aklımda soru işareti bıraktı ama ikisinde de Araplar var, Müslümanlar var iki cephede de. Tamam mı? İkisinde de hezimete uğradık. Kanal ve Hicaz diyoruz buna. Diğer bir yanlışımız. Güzel düşürdü beni bu soru. Yani şöyle yapabilirim. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçakların şehirleri bombalamaya başlaması, savaşların cephe gerisine kayması, aşağıdaki kuruluşların hangisinin kurulmasına ortam hazırlamıştır? Sivil savunma teşkilatları. Çok güzel düşürdü beni yani. Güzel. Birinci Dünya Savaşı eğlenceli. Hemen bir test daha çözelim, kısa, hızlıca. Hızlı çözeceğim bu sefer. Bu cephede şehit olanların çoğunun eğitim almış kişilerden oluşmasına dolayı bu savaş Aydınlar Savaşı. Çanakkale. Mustafa Kemal'in savaştığı yukarıda cepheden hangileri İstanbul'un itilaflarca işgalini engellemeye yöneliktir diyor. Anafarta, Arıburnu, değil mi? 1-2. Derne Topruk, Trablusgarp'taydı. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda başarılı olduğu tek cephe hangisidir? Başarılı olduğumuz tek cephe Çanakkale cephesidir. Birinci Dünya Savaşı sonucunda imzalanan aşağıdaki anlaşmaların hangisi Almanya 1870 Fransa'dan aldığı Alsas Lorraine'i Fransa'ya geri vermiştir? Almanya ile Versay Anlaşması yapıldı. 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararının alınmasının en önemli gerekçesi nedir? Rusya'nın savaştan çekilmesi, ABD'nin Wilson ilkelerini yayınlaması. Değil mi? Çanakkale Savaşı sonucunda Osmanlı kuvvetlerinin savaştığı Anzaklar, milletlerin hangilerinden doğmuştur? Hadi buyur buradan yak. Anzaklar, Yeni Zelanda, Avustralya diyorum. 1 ve 2.
Aşağıdaki gelişmelerin hangisi Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmasıyla ortaya çıkan gelişmelerden değildir? Yeni cephe açılmış, savaş uzamış, savaş daha geniş alana yayılmış, İngiltere Kıbrıs topraklarını kattığını ilan etmiş, ABD Wilson ilkelerini yayınlamış diyor. Wilson ilkeleri ya. Adam yani şurada ve şurada kafayı karıştırıyor biraz. Birinci Dünya Savaşı'na katılan aşağıdaki devletlerin hangisinin ateşkes anlaşması imzalayarak savaştan çekilmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle olan kara bağlantısı kopmuştur? Bulgaristan. Mustafa Kemal, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Çanakkale. Birinci Dünya Savaşı sırasında cephelerin hangilerinin daha önce kaybettiği toprakların bir kısmını geri almıştır diyor. Osmanlı, Kafkas'ta aldı. Çanakkale'de hayır. Kanal'da hayır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde Selman-ı Pak ve Kutul Amare'de İngilizlere karşı başarılı mücadeleler verdi? Irak. XX. yüzyılın başına itibaren Avrupalı devletlerin Rusya'yı Balkanlar üzerindeki emellerini serbest bırakmalarının temel gerekçesi aşağıdakilerin hangisidir? Osmanlı-Alman yakınlaşması, Balkan, İngiltere, Wilson, Trabluskarp, Osmanlı-Alman yakınlaşmasıdır diye düşünüyorum. Arada belki yanlışlarımız çıkabilir, bakacağız. Osmanlı 1. Dünya Savaşı sırasında amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki cephelerin hangisini açmış? Mısır'ı almak, İngiltere'nin sömürgeli bağını kesmek, Arapları İngilizlere karşı ayaklandırmak. Nereye? Kanal cephesiydi değil mi? Bizim açtığımız. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girmesinde Almanya'nın teknik gücü, Goben ve Breslav gemilerin, evet, İngiltere'nin Osmanlı'yı yanına almaması. Bunun hepsini diyebiliriz ya. 1, 2, 3. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması. ABD'nin savaşa girmesi son. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması, Wilson ilkelerin yayınlanması. Bu en son o zaman ya, Wilson ilkeleri değil mi? ABD savaşa girdikten sonra yayınlandı diyebiliyorum. Silgiyi de bulamadım. Evet, buldum. Burada ne diyebiliriz biliyor musun? Şöyle diyebiliriz. Yani şu 1, şu 2, şu 3. Yani baktığın zaman 2, 1, 3. Var mı böyle bir şey? Var. 2, 1, 3. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girdiğini açıklaması üzerine İngiltere aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini ilhak etmiştir diyor. Herhalde Kıbrıs'ı ilhak etmiş değil mi? Burada mı diyorsun? Savaşa girmesi mi en son? ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi. Wilson ilkeleri daha mı önce? Yani şunu diyorsun. 2-3-1. Tamam. Bu şık da dursun önümüzde. Değerlendirelim. Şöyle gelelim. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diyor. 20. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak, siyasi yalnızlıktan kurtulmak, kapitülasyonları kaldırmak, borçlar idaresini sonlandırmak, İslamcılık düşüncesini gerçekleştirmek değildir yani. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında yanına almasında etkili olan işte durum var. Durumlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu ile ilgilidir? Boğazlar, evet. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağını kesmek, savaşı Orta Doğu'ya yaymak. Yani bunun üçü de jeopolitik konum etkisi var. Evet, bu testimiz de bitti. Hemen cevaplarımıza bakalım. Birinci Dünya Savaşı test 2. Adana Ceyhan, Adana Bursa. Adana Ceyhan, Adana Bursa. 6. Ceyhan, Edirne, Adana, Ceyhan. Ceyhan, Edirne, Adana, Ceyhan. Güzel. 10.
10. Bakıyorum. Adana, Denizli, Adana, Bursa. Adana, Denizli, Adana. Güzel. Şöyle bakıyoruz. Bursa. 14. Edirne, Adana, Denizli, Edirne. Edirne. Oha. Adana. 15 Adana çıktı bu arada. Denizli, Edirne, Edirne. Denizli, Edirne, Edirne. Evet, bir tane yanlışımız çıktı. Kronolojik sıralama sorusu. Şöyle bir bakalım. 1. Yani önce ABD savaşa girdi. Şu aklımızda kalsın. 2. Rusya yıkıldı. 3. Wilson ilkeleri yayınlandı. Sıralama bu yani. Yani şunların kronolojik olarak tarihlerinde araştırabilirsiniz. Ben bunları şöyle alıp bir yere not edebilirim. Benim için güzel bir bilgi. ABD savaşa girdikten sonra Rusya yıkıldı. En son Wilson ilkeleri yayınlandı diyebilirim. Bu arada Türkçe'de de şu yayımlamak diye de geçiyor sanki. Yayımlamak, yayınla. MN değişimi var değil mi? Perşembe, perşembe olayı. Evet, güzel. Mondros Ateşkes Anlaşması cemiyetlerle ilgili de bir test çözelim. Mondros'tan sonra aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Anadolu'daki işgallere ve azınlıklara karşı mücadele vermemiş diyor. Kilikyalı bizden. Hürriyet ve İtilaf zararlıydı değil mi? Milli Kongre, Gizli Karakol, Trabzon. Evet. Geçiyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi. Tamam, bilmem ne bilmem ne. Vilayet-i Sitte olarak adlandırılan şehirlerden birisi değildir. Bitlis 4 da 7 divane. Bakıyorum. B var mı? Yok. E var mı? Var. S var mı? V var mı? Var. V var mı? E var. D var mı? Var. Geriye ne kaldı? Trabzon. Önüne yazıyorsun bir Besvet. Hangisi yok? İşaretliyorsun. Tamam mı? Öyle tek tek. Besvet. Özellikleri verilen cemiyet hangisidir? Doktor Esat Işık dediği an ben hemen Milli Kongre Cemiyeti diyeceğim. Mondros Ateşkesi'nin maddelerinden hangileri olası bir direnişi engellemeye yöneliktir diyor. Haberleşme araçları, itilaf denetiminde olacak diyor. Direnişte bunu kullanabilirsin sanki. Ordular dağıtılacak. Okey. Osmanlı ülkesindeki yabancı subaylar ülke dışına çıkarılacak. Yok. Aha. Yalnız iki diyorum ya. Niyeyse. İlginç olacak ama 1, 2, 3 de olabilir. İçimden yalnız iki demek geliyor buna. Bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından işgal edilen Osmanlı toprakları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Musul, Zonguldak, Samsun, Konya, Ankara, güvenli bölge. Trakya, Yunanlara verileceği endişesi karşısında. Edirne merkezli olarak kurulan Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin özellikleri arasında hangisi gösterilemez? Şunu mu diyorsun 1-2-3? Olası bir direniş. Doğru söylüyor olabilirsin. Diyorum ya, ben B yaptım ama bazen işte bu tarihte maalesef şu öncüllü sorular bizi bitiren sorular zaten. Yani ne yapıp ne edip bu öncüllü sorulardan hepsini iyi bilebilsen bir şey oluyor. İşte kendi yorumunu katıyorsun. Osmanlı gözünden bakıyorsun. İşte bazı arkadaş itilaf gözünden bakıyor. Bu sorularda evet, yani bu 1 2 3 de olabilir. Dediğim gibi yani şu bizim yıldızımız olarak kalsın. Geri dönüp baktığımızda zaten netleşecek. Şöyle gelelim. Trakya'nın Yunanlara verileceği endişesi karşısında Edirne merkezli kurulan Trakya Paşeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin özellikleri. Trakya Cumhuriyeti'ni kurmaya amaçlamışlar. Bunlar bir cumhuriyet kurmaya amaçlamış mıydı ki ya? Bir dursun. Lüleburgaz ve Edirne Kongreleri, Yeni Edirne ve Ahali Gazetesi, Mavri Miray'a karşı mücadele etmiştir.
Mavri Mira neydi? Megali İda'yı gerçekleştirmek isteyen devletlerden biriydi. Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır diyor. Karşı çıkmamış ya. Ali Fuat Paşa'nın gayretleri sonucunda Adana ve Osmaniye bölgesinin Fransız ve Ermenilere verilmesine karşı kurulan cemiyet. Ermeniler diyor değil mi? Kilikyalılar. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Güzel oluyor. Yani tekrarlardan öğrenemediğimiz şeyleri bile sorulardan öğreniyoruz. En çok bu yönünü seviyorum zaten. Soru çözmek bu yönden gerçekten çok harika. Diğer sorumuz, özelliklerinden hangileri TBMM tarafından düzenli ordunun kurulmasında etkili olmuştur? Suçlu gördükleri kişileri kendi usullerine göre cezalandırması olur. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılama olur. Yunan ilerleyişini durduramama. 1, 2, 3. Güzel. Bilgiler için teşekkürler bu arada Semih. Çok güzel bilgiler veriyorsun. 30 Ekim 1918 tarihinde İngilizlerin Agamemnon zırhlısında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sonuçları aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez diyor. Osmanlı toprakları işgali açık kalmıştır. Evet. İtalyanlar Anadolu'yu boşaltmış mıdır? Geç. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet nedir? Sivas'ta kurulmuş, Mustafa Kemal bu cemiyetin faaliyetlerini desteklemiş. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ydi, değil mi? Böyle bir bakıyorum, başka yok. Anadolu'da Mondros Ateşkes'in ardından kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, aşağıdaki şehirlerden hangisinde tek çatı altında toplanmıştır? Sivas diyeceğiz, değil mi? Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası, aha, bir daha kronoloji. Mondros Ateşkes 1918. Kuvayi Milliye. Bundan sonra oluyor herhalde. Kongrelerin toplanması da en sonra diyebiliriz. Değil mi? Önce Kuvayi Milliye kuruluyor. Yani 1 2 3 gibi. Bir, iki, üç. Kronoloji soruları çok iyi ya. Ekim 1919 tarihinde yayımlanan Amiral Bristol raporu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Arkadaşlar burası artık biraz şeye girdi maalesef. Engel olamıyorum. İzmir işgali konularına da girdi. Ben bunları yarın anlatacağım normalde. Şöyle bir bakayım. Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler. Milli mücadele hazırlık dönemi. Neyse artık yani birkaç tane araya sıkıştıracağız böyle. Yapacak bir şey yok. Kuvayi Milliye'yi kuranlar cemiyetler. Evet, bu sorudayız. Amiral Bristol raporu ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir? Yunanların Paris Barış Konferansı'nı yanlış bilgilendirdiği vurgulanmıştır. Doğru. İzmir'in işgalinin gereksiz ve haksız oldu. Evet. Uluslararası kamuoyunda Türk Milli Mücadelesi'nin haklılığı. Yunan zulmü dünyaya İzmir Yunanlardan alınıp Osmanlı hükümetine teslim edilmiştir. Hayır. İstanbul'da Rum Patrikhanesi'ne bağlı çalışan Mavri Mira Cemiyeti. Aşağıdaki kuruluşların hangisiyle işbirliği içinde olduğu söylenemez. Rum okulları, izcilik okulları vardı. Kızılaç Örgütü. Halifelik Teşkilatı'yla ya da göçmenler halifelik teşkilatı diyorum ya. Evet, az önce görüntüm gitti, kusura bakmayın, bir telefon geldiği için çekimlerimiz çok profesyonel olmuyor maalesef. Elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de oluyor bazen. Umarım şimdi gelmiştir. Şu an görüntü yok mu? Hadi ya. Şu an görüntümüz yoksa madem yavaştan tarih videosunu bitirelim. Tarih videosunu bitirelim. Bu testleri de
yarınki videomuzla birleştirip o şekilde çözelim cevaplarıyla beraber, sıkıntı olmasın hem. Zaten orada da birinci TBMM hazırlık dönemine gireceğiz. Zaten 100 dakikada olmuş, bayağı olmuş yani. Diğer derslerimize de geçmemiz lazım. Çünkü bugün daha matematik var, geometri var, Türkçe var, vatandaşlık var. Hepsini yetiştirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.